Adile. Kim verdi bu mektubu sana? Sen nereden buldun bu mektubu? Her şeyin sebebi bu mektup değil mi? Beni beklememenin, apar topar evlenmenin sebebi bu değil mi? Adile, kim verdi bu mektubu sana? Kim girdi aramıza? Gideceksin Münir'le konuşacaksın, bu evlilik işlemini bitireceksin. Ben de bu mektubu ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Ben ilk defa görüyorum bu mektubu. Yapma Adile. Bu mektubu kim yazdı bilmiyorum. Ama bunu okuduğunu adım gibi biliyorum. Onun için boşuna nefesini tüketme bana. 36 yıldır yüreğimize kim bu düğümü attıysa, içimizi kim kararttıysa bunun hesabını ödeyecek. Hem de misliyle ödeyecek Adile. Misliyle ödeyecek. Senin hiç utanman, arlanman yok mu ha? Ya bunda kalp yok ki utanma olsun. Vicdansız merhabe. Hiç mi düşünmedin? Nasıl kıydın o çocuğu? Bu soğukta sokaklara bıraktın ha? Ya kimse fark etmeseydi ha? Ya başına bir iş gelseydi? Ya aç susuz kalsaydı ne olacaktı? Sen nasıl babasın ha? Nasıl babası? Ya tamam, ne babası Allah aşkına Ayşen ya? Ne babası ya? Böyle baba mı olur? Ben kabul etmiyorum komiserim. Bu adama ben çocuk mucuk vermem vallahi. Ben de vermem Hulusi. Haberin olsun. Ben de. Hem de ben hiç vermem. Vermem. Asla ölürüm de vermem. Arkadaşlar bence beyefendiyi dinlemekte fayda var. Önce bir dinleyelim. Nesini dinleyeceğiz komiserim? Nesini dinleyeceğiz bu adamın ya? Oğlum bir de gözümün içine bakma. Öteki tarafa bak. Çevir kafana. Bir de masummuş gibi böyle boynunu büküyor. Utanmadan. Şener. Ya karışma komiserim ya. Sen karışma ya. Böyle baba mı olur ya? Şu adama babalık nasıl olurmuş bir gösterelim. Aman bırak. Aman aman. Şener haklı. Şener haklı. Baba demek de baba olunmaz. Hesap verecek. Ya hesap. Ama bırakmıyorsunuz ki hesabını versin. Konuşturmuyorsunuz adamı. Vicdansız. Kalpsiz. Ya nasıl kıydın o çocuğa? Nasıl kıydın ya? Puh sana sıfatına be. Ulan babaymış be. Ne vicdansızın şan babası. Şener. Aşk dediğin ocağın beşidir beyler. Ötesi yalan. Ne ocağı ya? Çay ocağı değil herhalde. Aralığın sonundaki, Şubat'ın başındaki ocak. Niye 5 Ocak peki kanka? Çünkü ilk lira 5 Ocak'ta basılmıştır beyler. 1843 yılında Sultan Abdülmecit Han tarafından. Hani bu şarkıda sarı lira der ya, işte o. Ya bizim de ilk durağımız o yüzden 5 Ocak. Bakalım kuzen gibi son durağımız ne zaman? Yadigar. Buyur baba. Ustan nerede? Şeytan. Hayır öteki, Şener. Gülmeyin be. Şükrü ablalara gittiler baba. Ayşen de yanında mı? Aynen. Ben bebeği almaya geldim derken hatamı anladın mı arasında söyledim? Hala alacağım diyor ya. Hala konuşuyor bebeği alacağım diyor ya. Hulusi bırak şunu paralayayım. Bırak gözünü seveyim Hulusi, paralayayım. Bırakma. Bak insan hakikaten ayıp oluyor. Önce bir dinleyelim. Ya nesini dinleyeceğiz komiserim ya? Nesini dinleyeceğiz ya? Bebeği almaya geldim diyor. Oğlum neyi alıyorsun sen? Bakkaldan ekmek mi alıyorsun lan? Ya beyefendi siz bir gidin Allah aşkına. Ortalık sakinleşsin. Vallahi şevelyen paralayacak sizi gidin. Ne oluyor ya? Orada ne oluyor? Bir dakika ne? Tam zamanında Allah aşkına yardım et. Bilirim mesele ya. Ya yardım edecek bir şey yok ya. Bırakın tek başına. Vallahi bırak ya. Dur diyorum sana bak ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Kim bu beyefendi? Ne oldu? Ne yaptınız? Kim olacak? Bizim bebeğimizin vicdansız babası. Durun ya durun bir dakika. Kalpsiz. Kara vicdanlı. Ya sen nasıl kıydın o çocuğa? Nasıl kıydın o çocuğa? Puh sana lan. Puh! Ulan ne terbiyesiz adammışsın sen? Vicdansız bu adam! Tamam, sen tamam, görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ya sen ne şanslı bir adamsın ya. Yine resmen dört ayağının üstüne düştün ha. O davet etmeseydi ben götürecektim seni zaten biliyorsun. Götürecektin. İki gün önce ben sana söyledim. Ay dedim şöyle eğlenceli bir yerlere falan mı gitsek ne yapsak dedim. Ondan sonra hop geliyor adam senin ayağına kadar benim yerim var mekanım var oraya sizi davet ederim dedi. Bu şans değil de ne? Şans diyorsun yani. Mesleki maharetim getirdi adamı buraya arkadaş tavsiyesiymiş. Ay çok da tevazu sahibisin. Tebrik ederim seni. Şimdi tevazu gösterecek konular var, gösterilmeyecek konular var. İşimde iyiyim. Dünyanın en güzel kadınıyla evliyim.
Yani bu konularda tevazu gösteremeyeceğim maalesef. Komplimanda da ustasın, onu da bir eklersek. Bowling'de de ustayım, onu da yarın göstereceğim. Hiç zannetmiyorum. Ben seni darma duman ederim. Abi ne konuşuyorlar bunlar içeride ya? Kesin edebiyat parçalıyordur birader şimdi. Vallahi abiler ben bilmiyordum, bilseydim yapar mıyım, durumum yoktu falan. Ya bunlar var ya. Ne malum kardeşin babası olduğu, ispat etsin bakalım. Allah Allah, saçlarından DNA teslimi yapacağız Halit. Gerçek hayat bu ya, dizi mi? Babasıyım diyorsa babasıdır işte. Ay niye bırakmışlar acaba, bilen var mı? Ya niye olacak anne yani? Şeref ve haysiyetindeki bir takım eksikliklerden dolayı. Yani şimdi sen benim yanındasın, ben tam konuşamıyorum ama bence sen anladın. Peki ne olacak şimdi? Her şeyini öylece alıp gidecekler mi ha? Allah amcamla yengem perişan olacaklar. Ay sadece onlar mı? Hepimiz perişan olduk. Ya alışmıştık ona. Çocuğu mahvettiği yetmiyormuş gibi bir de bütün mahalleyi perişan etti ya. Ya abiler bırakın ben bunun ağzını gözünü... Dur Hamit'in gel ya. Dur bakalım dur. Dur amcam halledecek o işi galiba. Baksana aslanım amcam be. Ey yavrum ey bakışlara bak bakışlara. Benim karımdan başka kimsem yok artık. Onun da öyle. Bizi bizden başka bir aile olarak bilsin istedik. Öyle de oldu. Bir çocuğumuz olacağını öğrendik. Havalar hoştuk ikimiz de. Hastaneye kontrole gittik bir ay sonra. Doktor onun sağlığı senin sağlığından daha iyi dedi. Kala kaldık öylece. Ne olduğunu anlamadık. Meğer karım hastaymış. Hastanede öğrendik biz de. Aynı doktor 3 ay sonra bebeği aldırmayı önerdi bize. Sağlığın kötüye gidiyor. Doğuma kadar dayanamazsın dedi. Sağlığımın yetmediği yerde sevgim yeter dedi karım. 4 ay daha direndi. Hastanede geçti son 1 ayımız. Karımın kalbi durduğunda bebeğin kalbi atıyormuş. Öyle söyledi doktor. Sizin anlayacağınız bebeğin kalbi atsın diye kendi kalbinden vazgeçti. Bu durumla yüzleşemedim tabii. Yüzüne her baktığımda karımın onun yüzden öldüğünü kabullenemedim. Sonrası malum. Karının uğruna canımdan çok sevdiğim bebeğini sokak ortasında bir başına koyup gittin sonra öyle mi? Aksine daha çok sarıp sarmalaman gerekmez miydi be çocuğum? Takdiri ilahi, belki hamile kalmasa da ölecekti. Sen bir başına kalacaktın. Allah karına seni emanet edip sana ise karından sonra yoldaşlık edecek bir melek göndermiş evladım. Ama sen yalnızca oğlundan değil, karının emanetinden de vazgeçmişsin. Ben de o yüzden döndüm ya işte. O bana karımdan kalan son yadigar. Biliyorum bu hayatta yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptım onu. Öylece bırakıp gittim. Ama hatamı anladım ben. O benim ailem, yuvam, arkadaşımmış meğer. Ne olur ayırmayın onu benden. Arkadaşlar, ne diyorsunuz? Her şeyin sebebi bu mektup değil mi? Beni beklememenin... Apar topar evlenmenin sebebi bu değil mi? Anne henüz geldi. Anne! Oo! Buradayım çocuklar. Mutfaktayım evlatlarım. Yaprak sarma net. Dolma bu. Yaprak sarma hayatım. Dolma. Hayatım ya annemin yemekleri söz konusuysa bu burun var ya dedektör gibi çalışır. Net yaprak sarma var mısın iddiaya? Aşkım dolma. İşte anne dolma yok mu? Hadi bakalım. Anacığım ne yemek yaptın? Patlıcan musakka, kıymalı. Anne bir bana bak bakayım. Ya ağladın mı sen? Gözlerin kan çanağına dönmüş. Yok. Soğan soyuyorum ya, ondan yaşarmıştır gözleri. Patates soruyorsun anne. Ha patates. Nasıl ağlattı bu beni? İşte biz de bilemedik onu. Ağlayasın varmış herhalde ha? Anne sen iyi misin? Yok ben gayet iyiyim evlatçığım. Şimdi patlıcan musakkanın yanına patates kızartayım diyordum. Soğan yerine patates almışım işte. Dalmışım. Musakkanın yanına patates kızartayım diyorsun.
Olmaz mı? Niye? Hani sen iyi olduğuna emin misin? Aman iyi, saklamayacağım. Teyze ne olacağı takıldı aklım. Sabahtan beri hep onu düşünüyorum. Özledin beni. Ay 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 ay. Oğlu şunun bir tanesi. Çağırma adam, gelsin artık. Ölsem çağırmam. İşte ağlıyorsun. Böyle bir şey yapma. Onu bir daha bir başına bırakma olur mu? Asla. Ölürüm de bırakmam artık. Sana son bir şey soracağım ben. Bebeğin adını ne koymuştunuz? Umut. Annesinin umuduydu. Benim de umudum artık. Şenerler bunu kısa sürede atlatırlar. Ama ben İhsan'la Şükriye'nin kolay kolay atlatabileceğini sanmıyorum. Ben de. Desenize. Yuvacık umudunu kaybetti. İlyas, gerçekten çok güzel bir gündü. Teşekkürler. Allah aşkına, keşkülle mendile rağmen mi? Evet, evet. Keşkül ve mendile rağmen. Mecbur. Mecbur. Aa, niye toplanmış bunlar? Bilmiyorum ki. Hayırdır inşallah. Gel bakalım. Aha, İlyas abiler geliyor. Vay. Ellerini de bırakmıyorlar hiç ha. Uzun zamandır ayrılar. Hayırdır oğlum, ne oluyor? Ne olacak? Bebeğin babası geldi. Hangi bebeğin? Uzay. Aman Erşen. Hemen her neyse bin tane isim taktılar çocuğa. Hangisini söyleyeceğimi şaşırdım ya. Peki neredeymiş bunca zamandır? Yani neden bırakıp gitmiş bebeği? Ya onu biz de bilmiyoruz ki. İçeride konuşuyorlar. Yani çıkınca öğreneceğiz. Allah Allah. Hadi artık, tamam. Yani bekledikçe işi daha fazla zorlaştırıyoruz. Siz de gidin artık. Bizim evde eşyaları var. Onları da alın da öyle gidin abi. Puseti vardı sadece. Biz bulduğumuzda sadece puseti vardı. Ama şimdi maması, bezi, arabası, her bir şeyi var, her bir şeyi. Babası her daim yanında olsun yeterli. Gerisi teferruat, onların hepsi halledilir. Olacak, merak etmeyin. Şevket. Toparla kendini ya, perişan oldun oğlum. Tutamıyorum kendimi babacığım. Tutamıyorum. Bugün çok duygusal günümde de o yüzden böyle. Süleyman, sen de yetkililerle irtibata geç. Durumu mutlaka bildir. Emredersiniz amirim. Ay Şevket. Abla, Ayşen. Ayşen, Münir yanına geldi mi Münir? Geldi, ne oldu ki? Ya o mektubu bulmuş, mektubu. Hangi mektubu? Hangi mektubu olacak? Mürvet'in, Münir'in ağzından bana yazdığı mektubu. Bana bak, sana sorarsa sakın Mürvet'ten bahsetme. Anladın mı beni? Duyuyorsun değil mi? Sakın Mürvet'ten söz açma kızım. Duydun mu? Sakın. Ya oğlum sen nasıl babasın ya? Çocuğu bırakıp gitmek ne demek? Vicdanın nerede senin? Tamam İlyas. Tamam İlyas, biz konuştuk kendi aramızda, hallettik tamam. Onun da kendince gerekçeleri var, tamam. Ya gerekçesi var ne demek komiserim? El kadar bebeği sokağa bırakıp gitmenin gerekçesi mi olur? Evet Zeki, haklı yer ne gerekçesiymiş ya? Allah Allah, böyle babalık mı olur? Ver kardeşim bebeğimizi, gelin ne abi? Ya evet Hulusi ama bırakmayız biz, mevzu çıkar yani. Ay aferin çocuklar, aferin. Mahallemizin bir ferdi artık o. Bırakmayalım onu, bırakmayalım. Mürvet Hanım, bir dakika Mürvet Hanım, çocuklar. Bir sakin olur musunuz lütfen? Bakın delikanlı bir hata işlemiş. O hatanın da farkında. Duygusal bir süreçten geçiyor. Çok eskiden kötü bir olay geçmiş başından. Bunu sonra konuşuruz gerçi. Hadi bakalım şimdi müsaade edin de evlerine gitsin. Hadi lütfen, evet, çok evet. Rica ediyorum. Hadi. Hadi, hadi evet arkadaşlar. Hadi lütfen. Biz adreslerini aldık. O bizim sık sık ziyaretimize gelecek. Biz de onun ziyaretine gideceğiz. Zaten gözümüz her daim üzerlerinde olacak. Öyle değil mi delikanlı? Aynen. Tamam. Şimdi bence tek tek vedalaşın.
Çocuk da çok yoruldu, artık uyuması gerekiyor. Bak ağlıyor zaten. Hadi. Oğlum işte hadi. Camlı benden çıktım yayan, dayan ey dizlerim dayan. Kardeş atlı bacı yayan, nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni, nenni bebek ol. Yaktı yıktı küleyledi, her kapıya kuleyledi. Nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni, nenni bebek ol. Nenni nenni, nenni nenni, nenni. Adam için de çok zor. Adam karısını kaybediyor. Kaybettiği günde çocuğu kucağına veriyorlar. Yani daha acısını yaşayamadan bebeğin sorumluluğunu üstleniyor. Hakikaten çok zor yani. Hem de tek başına biz hangimiz böyle bir yükün altından kalkabiliriz ki? Abim kalkmış işte ya. Niye öyle diyorsunuz? İki tane evlat büyütmüş ya. İki evlat bir de kardeş. Gerçi sen hiç büyümedin ya. Allah Allah. Abi hani bu durumda senin beni teselli etmen gerekiyor. Farkında mısın bilmiyorum ama. Doğru söylüyor Münir. Üzgün şimdi çok üzerine varmadım. İhsan, iyi misin sen? İyiyim. Toparlarım ben, merak etmeyin. Ya Şevket, ben de seni güçlü birisi zannederdim. Karına destek olacağım derken yanında hüngür şakır ağladın. Yani olacak iş mi bu? Evet, aynen öyle ya. Vallahi ben de anlamadım komiserim ya. İlk kez oluyor böyle bir şey. Yani böyle ne bileyim kendimi çok kötü hissediyorum ya. Başım ağrıyor, midem bulanıyor. Ya yarın perhoşuma doktora gideceğiz herhalde. Tabii tabii, sakın ihmal etmeyin. Sen şimdi baba olacaksın. Yani kendine her zamankinden daha çok özen göstermen gerekiyor. Hadi yavaş yavaş kaçayım ya. Bir dakika abi. Halit, nereye götürüyorsun o şeyleri? Kuaför usta. Dur ben götüreyim. Olur mu Ayşe usta? Ben iki dakika getir götür. Bekle, ben götüreceğim. Usta, ben ustasına çay götürüp de asla dedirtmem. Ya sinirimi bozma, bekle dedim. Ben götüreceğim dedim işte, kes. Gevezelik yapma. Ver şunu, ver. Usta, tamam. Usta. Ben hemen dönmem, merak etmeyin beni. Tamam. Ya benim yüzümden gitti ya. Oğlum ne alakası var sende ya? Bence de abi Tarık yüzünden gitti tabii. Yoksa niye benim yerime servise çıksın ustam yani? Hayda. Halit. Efendim komiserim. Sen şimdi buradaki bu okeyleri, tavlaları tek tek al. İçlerindeki pulları, taşları tek tek say. Bir eksik var mı bana bildir hadi güzel oğlum. Niye ki? Çünkü sen saymazsan ben sana yıldızları saydıracağım oğlum. Hadi sen benim dediğimi yap, hadi. Hemen söyleyince inanamadım ben de ya. Çok benimsemiştik. Yani hep burada kalacak zannediyordum ben de. Aynen. Ya gerçekten hepimiz çok benimsemiştik. Hatta bir gece de bende de kalmıştı böyle ben... Uyurken sabaha kadar onu izlemiştim. Çok güzeldi. Ya ben inanamıyorum gerçekten. İnsan nasıl bırakıp gidebilir ki o bebeği? Ya çocukcağız anlatmış işte her şeyi. Kim bilir neler yaşamış be garibim.
Kızlar büyük konuşmayın. Zamansız ölüm amansız keder çektirir insana. Yani neler çekti kim bilir, bilmiyoruz ki biz o adamcağızı da. Ya öyle tabii ama yine de yani ne olursa olsun bence bir bebeği böyle tek başına bırakmak yani çok saçma, aklım almıyor gerçekten. Şükriye ablacığım, asma suratını artık ya, gözünü seveyim. Yani tamam hepimiz üzülüyoruz ama bak en azından adresini biliyoruz artık. Canımız ne zaman isterse gidip görürüz. Olsun, bana yetmez ki. Ben çok bağlanmıştım bu çocuğa. Allah gönlümüzdeki yarayı gördü de şifamızı önümüze koydu diyordum. Şimdi yüreğimi de götürdüler sanki. Kapıp koyverme kendini be Şükriye. Emanet gerçek yerini buldu. Öyle düşün bir de. Bir de bebeğin annesini düşün. Yani ölmeden önce çocuğu da kocası da yalnız kalmayacak diye düşünmüş. Ya, talihsiz kadın işte. Evet evet Mürvet abla haklı. Yani şimdi bak eğer bebek burada kalsaydı annesinin kemikleri sızlardı mezarında vallahi öyle düşün. Ya karısının emanetine böyle canı gibi bakacağına kapının önüne koymuş adam. Ya kara vicdanlı. Sus sen karışma. Aa! Ya abla ne demek karışma? Sen beni teselli edeceğine şu söylediğin lafların farkında mısın acaba? Ya neyini teselli edeyim ben senin be? İyi akşamlar. İyi akşamlar Münir abi. Hoş bulduk. Sağ ol. Hoş geldiniz Münir Beyciğim. Halit yok mu? Onun bir işi vardı da ben getirdim. Şükriye kızım daha iyisin değil mi? İyiyim, daha iyiyim Münir abi, sağ ol. Ayşen kızım, iki saniye gelir misin? Seninle görüşmem gereken önemli bir mesele var. Sonra konuşursunuz Münir. Biz şimdi burada özel bir şeyler konuşuyoruz. Canım, çok fazla sürmeyecek. Hemen bitecek mesele. Ya şimdi ne sırası ne zamanı? Başka zaman sorarsın. Ben çok bekledim. Şimdi tam yeri ve zamanı. Ayşen kızım, dışarıda bekliyorum seni. İyi akşamlar. Tamam Münir abi. Geliyorum. Ayşen, sakın. Sakın dedim, sakın. Abla burada. Gideceğim. Dinliyor mu Allah'ım ya Rabbim, dinliyor mu? Komiserim ben kaçayım şimdi, akşam akşam yok yere rahatsızlık vermeyeyim. Ya oğlum ne alakası var ya, sen de ne rahatsızlığı anlamadım ki, abim zaten rahatsız bir adam. Yani sen olmasan da doğuştan rahatsız bir adam o yani. Niye taktın böyle, anlamadım ki. Vallahi ben de kendimi kötü hissediyorum ya. Ben de gidersem kızmazsınız değil mi? Ya peki madem, hadi Münir'i bekleyelim. Ondan sonra bir çay içeriz, hep beraber gideriz. Peki. Amca neredesin ya? İki saattir arıyorum, niye açmıyorsun telefonu? Ne oldu lan? Bilmiyorum, telefon montumun cebinde kalmıştır sessizde. Ne oldu? Mektup gelmiş sana. Kapının altında buldum. Kime, bana mı? Ha. Almanya'dan, hayranlarımdandır o ya. Atma oğlum ya, Allah Allah. Kesin alacaklılardan gelmiştir. Amcam doğru söylüyor. Mektup Almanya'dan. Hakikaten mi lan? Vallahi bak. Münih. Münih değil oğlum. München ya. Bir öğrenemediniz şunu ya. Dilinize eşek arısı soksun. München. Aç bakalım oku, ne diyormuş. Amca ben nasıl okuyayım bu Almanca? Ben Almanca bilmiyorum ki. Nasıl oğlum, sen seçmeli ders almadın mı Almanca? Aldım. Aldım da daha başlangıç seviyesindeyim. Tamam, başlangıçtan başla. Ben anlarım gerisini. Çevireceğim ben. Sen merak etme. Başlangıçtan başla. Nereden anlayacaksın? Sanki senin Almancan var ha Şener. Ya ben ne yedim, ne içtim acaba 5 yıl ya? Bırakın da biraz olsun ya. Aa! Bak Ayşen, ben bugün senin valizinde 36 yıl önce benim ağzımdan Adile'ye yazılmış bir mektup buldum. Birincisi, bu mektubun sende ne işi var? İkincisi, bu mektubu Adile'ye kim verdi? Ve en önemlisi, üçüncüsü, sen bunca yıl bu mektubu saklarken hiç mi vicdanın sızlamadı? Hiç mi bana acımadın be kızım? Münir abi. Bak, seni bir tek şekilde affederim. İçimdeki yangın bir tek şekilde söner. Bana doğruyu söyleyeceksin. Bu mektubu kim yazdı? Annen mi? Baban mı? Yoksa bizimkiler mi? Kim verdi? Bu mektubu Adile'ye
kim verdi? Hoffnung Love Office, München, Deutschland. Evet, Almanya Şansölyelik Ofisi, München, Almanya. Bir dakika, şansölyeden mi gelmiş ya? Şevketciğim, ne yazıyorsa onu okuyoruz be. Bir tarafımızdan uydurmuyoruz yani. Orada yazılanı ben size tercüme ediyorum burada. Evet, ya, devam et. Zergat Her Yesil Sener. Evet, Sayın Bay Şener Yeşil, buyurun benim. Orayı anladık zaten. Wurst möchte ich mein Aufricht tiges Beileid aussprechen. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass unser Mandant Erhard Schmidt letzten Dienstag verstorben ist. Şansölye Angela Merkel adına belediye başkanımız Erhard Schmidt size sonsuz teşekkürlerini sunuyorum. Sonsun bakalım. Evet, tamam mı? İyi abi, Angela Merkel'in adı geçmedi ki orada ya. Oğlum, şansölye diyor, şansölye. Şansölye kim? Mahmut Tuncer değil herhalde. Angela Merkel. Devam et sen Turcuk, bakma onlara, hadi. Herr Schmidt, letzter Wunsch war es, Sie zu kontaktieren, weil ein letztes Anliegen hatte. Vaso, vaso. Oğlum ne diyorsun? Söylesenize, meraktan öleceğiz burada ya. Belediye başkanımız Erhard Schmidt, München şehrine yaptığınız katkılardan dolayı size bir plaket vermek istiyor diyor. Bak. Ya yok yok artık Şener. Evet, Münih lafı nereden çıktı? Münih lafı geçmedi ki orada. Nereden uyduruyorsun? Canım, München geçmiyor belki. Doğrudur. Geçmiyor ama şehrimiz diyor. Oradaki çoğul takı. Ben de oradan geldiğim için hani miz. München. Liz. Oğlum söylesen, devam et. Ne söylüyor? Meraktan olacağım ben burada vallahi ya. Dies bezüglich wird sich in den nächsten Tagen in weiterer im Namen unserer Anwaltskanzlei in der Türkei. Tamam. Ya bir şeyler daha var. Tamam. Bir şey anladım, o şey yapmayalım. Çok kendimizi övmeyelim. Yani Türk milleti sizinle ne kadar gurur duysa azdır. Keşke biz de sizi göndermeseydik de Almanya'da sahip çıkabilseydik falan falan. Yani öyle mühim şeyler değil bunlar, şey yapmayalım. Ya sen ülkemizi övündürecek ne yaptın ki Şener ya? Yapmışız işte bir şeyi muhtar. Bir şey yapmışız. Ki adamlar oradan takdir ediyor beni bak. Sen etmezsin, biliyorum, etmiyorsun da zaten. Şener abi, olur da şansölyenin yanına gidersen öyle plaket almaya falan. Suriye halkının kapılarını yüzlerine kapattıkları mültecilerin de selamını ilet. Onlar anlayacaktır. Bravo Tarık, çok güzel oldu bu. Evet. Sana helal olsun be abi, helal olsun. Abi mesele plaket vermek değil, mesele insan almak, insan almak. Yanılıyorsun Şevket, mesele insan almak değil. Mesele insan olmak da insan. Ben hepsini şey yapacağım, ileteceğim siz, merak etmeyin. Şu plaket almaya gittiğimde şey yapacağım. Ayşe. Ayşe, ne oldu? Ağladın mı sen? Yok, ağlamadım. Şey, Mirvet abla, Münir abi seninle konuşmak istiyormuş. Önemli bir şey söyleyecekmiş sana. Kimi? Beni mi çağırıyor? Seni çağırıyor. Ay, hayırdır inşallah. Mirvet, gitme be. Ne güzel konuşuyoruz burada. Bekler, bekler, gider. Boş ver. Aa, ay niye gitmeyecekmişim canım? Ay, kıskandı ayol. Ya beni dinle be kardeşim. Sonra gidersin, başka zaman konuşursun. Otur işte oturduğun yerde. Ay niye bekleyecekmişim canım? Münir Beyciğim beni çağıracak, ben de gitmeyeceğim. Koşa koşa giderim hem de. Sen çatla da patla. Yavaş, yavaş. Ay ne oluyor ya? Ne işler çeviriyorsunuz siz? Yok, yok. Yok, gayet normal yani, yok. Abla, kötü bir şey mi oldu, ne oldu? Yok, bir şey yok, yok ayol. Yok. Münir Beyciğim, ay, ay beni çağırmışsınız. Münir Bey, ağladınız mı siz? Sen ne yaptın Mürvet? Ne yapmışım? Sen bunu nasıl yaptın? Neden bahsediyorsunuz? Anlamıyorum. Sen benim ruhumu çaldın.
Sen benim ömrümü çaldın. Sen benim canımı aldın Mürvet. Neler söylüyorsunuz Münir Bey için? Sus konuşma! Sesini duymak istemiyorum senin. Tek kelime dahi etme. Bu ne biliyor musun? Bu benim ateşim. Bu benim ahiretim. Bu benim cehennemim. Sen bu mektupla beni öyle bir ateşin içine attın ki... bundan sonra kalan ömrüm umman olsa benim ateşim sönmez. Aile mezarlığımız var biliyorsun. Ben o mezarın ortasında, anamın babamın koynunda bu mektubu benim dilimden yazdığım yaştayım. 36 yıldır ben yerin 7 kat altındayım. Ölüp de hayatta kalmak benim yüküm. Geçmişte işlediğim bir günah vebalidir diyordum. Oysa senin itirazınmış sadece. Ya ben sana ne diyeyim Mürvet? İçimdeki bu yangını nasıl söndüreyim? Allah'ım Allah'ından bul Mürvet. Günaydın. 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 Abim nerede? Hasta mı? Yok. Siz ne yapıyorsunuz burada? Deney mi? Yok amca, kahvaltı hazırlıyoruz. Niye? Ya acıktığımız için olabilir mi şevalyem? Ama sağlıklı bir Münir bu evde kahvaltıdan, yemeklerden, temizlik ve tamirattan sorumludur 40 yıldır. Biz böyle gördük. Babam sabah erkenden çıktı amca. Kahvaltı hazırlamadan. Aynen öyle. Ben de çok şaşırdım. Ama işte. Ay çok acı. Günaydın. 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 Aa, o surat ne öyle? Ne oldu, bir derdin mi var? Annem. Kavga mı ettiniz sabah sabah? Hayır. Kahvaltıyı hazırlayıp odasına çıkmış. Ben de uyandığımda fark ettim. Seslendim, kapıyı da açmadı. Ben aç değilim, siz yiyin dedi. Hayır yani hiç böyle yapmazdı. Yani evet, doğru söylüyor. Yani yemek yemese bile illa bizimle otururdu. Bence de bir sorun var yani. Hayır, dün de yani patates doğrarken ağlıyordu ya. Hadi biz sen mi konuşsan acaba ya? Sana anlatır çünkü. Olmadı, destek kuvvet çağıralım. Destek kuvvet derken? Perran abla. O alttan girer üstten çıkar, öğrenir. Günaydın anneciğim. Günaydın. Ay, günaydın. Sana da can. Ay. Aa, Feridun. Sen ne yapıyorsun burada koçum? Ne yapıyor olabilirim? Kahvaltı yapıyorum. Oğlum hepimiz buradaysak dükkanın başında kim var? Ha? Bugün pazartesi, sıra sende. Bırakın dükkanı falan şimdi. Aa, hani ben yapsam öyle demezsin ama. Dükkanı satıyorum. Anlamadım. Ne dedin anne sen? Dükkanı mı satıyorsun? Evet. Evi de dükkanı da satıyorum. Taşınıyoruz burada.
Anne sen delirdin mi? Yok canım, olmaz olmaz. Hayır olamaz ya, ben gelmem ki, olmaz. Bugün bir insan bana şaka yapıyor. Çünkü bir insan değil mi bugün? Şaka falan yapmıyorum. Evi de dükkanı da satıyorum. Taşınıyoruz burada. Hazırlıklı olun yani. Bahçesinde bekliyorum. Sen gelmezsen ben geleceğim. Anne. Efendim kızım. İyi misin sen? Kahvaltıda aşağıda seni bekliyoruz. Gelmeyecek misin? Ben Şükriye'lerle edeceğim bu sabah kahvaltıyı. Yavrum sözleştik biz. Siz keyfinize bakın. Ben çıkacağım birazdan zaten. Hani sen geçen gün demiştin ya, işi gücü bırakıp Sayfiye'ye yerleşelim diye. Evet demiştim. Ne oldu ki? O teklifin hala geçerli mi? Geçerli sultanım. Sen hele yarın taşınalım. Taşınalım İhsan. Ben daha fazla burada duramayacağım. Çok içim acıyor benim. Kısmet bakkaliyesinin en taze, en saf mamulleri. Ne yapıyorsunuz bakayım? Alo. Kime diyorum oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Bak abicim, zaten yeterince canımız sıkkın. Lütfen bizimle uğraşma, olur mu? Niye sıkkın? He? Anneniz mi evleniyor? Yahu annemiz evlense neden canımız sıkkın olsun ya? Ne bileyim oğlum. Her Nizami erkek çocuğun böyle durumlarda canı sıkılır yani. Yok arkadaş, benim öyle aşka maşka böyle canım sıkılmaz. Benim ayrılığa canım sıkılır, anladın mı? Ne diyor la bu yine? Kare bulmaca gibi konuşuyor. Annem taşınmak istiyor. Nasıl taşınmak? Nereye taşınmak? Anneannemlerin yanına. Of! Of! Şş, aslanım bir sakin ol ya. Ne yapıyorsun ya? Nerede oturuyor anneanneler? Yuvacık. Tamam işte oğlum, yan yana izinin. Nesi taşınmak bunun? İzmit Yuvacık. Of! 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 Ya nereden çıktı bu taşınma işi? Ben ömrümde Münir Baba'yı böyle öfkeli görmedim kardeşim. Bir bağırdı böyle, konuşma diye. Ya inanamazsın ya, görmen lazımdı. Allah Allah. Ne oldu ki acaba? Bilmiyorum ki. Ya dedi ki, sen dedi, beni dedi ateşlere attın dedi. Umman olsan söndüremezsin dedi. Allah Allah, Münir Baba. Evet. Mürvet ablaya. Evet, yemin ediyorum bak ya. Perişan ettin, öldürdün, bitirdin beni dedi. Allah Allah. Ya yemin ediyorum ya, sen niye inanmıyorsun bana? Bak Mürvet abla karşısında tek kelime edemedi kardeşim. Öylece ağladı durdu. Allah Allah. Ya. Ya Perroş'um ya. Ya doktorun benim hakkında söylediği bu hastalık var ya, neyse işte. Onu bir müddet mahalleden saklasak iyi olur. Yani özellikle o çocuklar duymasa çok daha iyi olacak. Aa, niye? Niye saklayacakmışız? Ne var bunda? Aşkım ne bu ya? Kuvat sendromu ya. Ya benim gibi bir
Mahalle çocuğuna yakışır mı ya böyle bir hastalık? Ay, saçmalama Şevket. Sonuçta yani bu bir sağlık problemi. Yani bu bir rahatsızlık sonuçta. Ya böyle bir rahatsızlık senin delikanlısını bozar. Anlamıyorsun galiba beni. Ya saçmalama Şevket. Ne var bunda? Yani anlıyorum ben seni ama bak bunda utanılacak bir şey yok. Sen de onlara sonuçta bunun ne olduğunu güzel güzel anlatırsın. Bilmiyorlarsa öğretirsin. Neyi öğreteceğim? Neyi anlatacağım Perruş'um? Çok basit. Bak şöyle diyeceksin. Yani karısının hamilelik sürecinde yaşadığı semptomların benzerlerini yaşayan, midesi bulanıyorsa midesi bulanan, başı dönüyorsa başı dönen duygusal koca sendromu diyeceksin. Duygusal koca sendromu. Ya Rabbim ya bunun başka bir ismi yok mu bir tanem ya? Başka bir isim. Hassas koca sendromu. Olmaz. O zaman hisli koca. Olmaz ya. Ne öyle hisli, huylu, tontiş, ipeksi, pamuksu. Olmaz öyle isimler. Olmaz ya. Ay! Olmaz olmaz bu olmaz. Ne yapayım canım ben ne yapayım? Barış kendinle, kabul et kendini. Kuvatsın sen Şevket. Değilim. Kuvatsın. Değilim. Kuvatsın. Değilim. Kuvatsın değilim. Şevket. Değilim, 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 değilim. Değilim. Değilim ben ya. Hayatım, canım. Bak, sen bir kendini kabul et. Ama yani aşkım ya, sen busun. Kuvatsın sen. Sen böyle duygusalsın, tatlısın, tontişsin, pamuksu ve ipeksisin. Ve ben seni bu yüzden çok seviyorum. Hadi bakalım. Hah, sakinleşelim. Kenatılar mahvetti beni ya. Hadi bakalım sakin, derin nefes al. Yanacığım hiç değilse bir çay içeydik ya. Bu ne acele? Yok yok, çok acelem var şimdi. Anne selam söyle kızlara da. Söylerim tabii. Hadi hoşça kalın çocuklar. Ya Şükriye ablalarla buluşmak için fazla heyecanlı değil miydi sizce? Ve fazla şık. Başka bir yere gidiyor. Kesin başka birisiyle buluşacak. Olayı var öğreniriz. Sen ne diyorsam onu yap Perran, tamam mı? Ben Şükriye'yi arayıp haber verdim. Seni de ararlarsa, sorarlarsa birlikteyiz, tamam mı? Tamam. Ya tamam olmasına tamam da sen ne yapıyorsun şimdi? Nereye gidiyorsun? Elinin körüne Perran. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ararlarsa birlikteyiz işte, o kadar, tamam mı? Alo. Aa, yüzüne kapattı. Ay delireceğim ya. Ay hayret bir şey. Herkes delirdi yani. Sanki ben hamile değilim de siz hamilesiniz. Bu nedir ya? Aşkım bak mı çarpıyorsun bana şimdi? Çarpıyorum Şevket. Gerçekten böyle sağlı sollu çarpıyorum. Hisli Şevket. Ayıp oluyorsunuz. Vallahi kalbimi kırdın ha. Tamam neyse. Ha tamam anladım Şükriye abla. Kusura bakma rahatsız ettim ya. Selam söyle İhsan amcaları da. Tamam hadi görüşürüz. Vallahi doğru söylüyormuş Şükriye ablalarla buluşacakmış. İyi o zaman sorun yok. Güzel. Biz de sizinle gelebiliriz o halde. Evet. Emel ablamlarla buluşacakmışsınız ya. Biz derken kim kim? Tuncay'la ben. Ya yanlış anlamayın sakın. Kardeşine daha fazla vakit geçirmek istersin diye dedim yani. Yok bir tanem. Kardeşlerimizle başka gün başka bir plan yaparız. Biz bugün İlyas abiyle Emel ayırdık. Biz ne yapacağız peki? Valla Tuncay'ı bilmem de sen artık bir zahmet ders çalışsan çok iyi olacak. Sevdacığım. Ayşen sen iyi misin ya? İyiyim. Ne oldu ki? Ay sabah biri ağzına bıçak açmadı yani. Erşen'i özledim. Yani Umut'u. Ben de özledim. Oğlum şey yapmayın bu kadar ya. Nedir yani Hulusi komiserden aldık telefonunu özlediğimizde gidip göreceğiz yani. Bu kadar dert etmeyin vallahi yani. Tamam. Bu yadigarda çocuk meselesi oldu olalı patron kesildi başımıza ya. Sabah akşam arıyor böyle. Usta acayip oluyor tabii mi? Şu telefonu bir kere daha aç be usta. Ne var? Usta bir tane adam geldi seni soruyor. Avukatmış. Ne? Ne avukatı?
Ne avukatısınız? Oğlum o manada sormadım. O manada sormuyor. Seninle konuşuyorum ulan. Seninle konuşuyorum ulan. Oğlum doğru düzgün sor şu adama. Ne istiyormuş benden? Bak doğru düzgün soruyorum. Doğru düzgün cevap ver. Ne istiyorsunuz ulan ustamdan? Ne oluyor şevelyem? Ya ne olacak işte. Yamuk yağdı yara telefonda şey ayar vermeye çalışıyoruz ya. Efendim telefonu verirseniz ben şahsen konuşayım kendisiyle. Seni istiyor usta. Sakın yakacıklı. Sakın verme o telefonu o adama. Müvekkilim sizinle konuşmak istemiyor. Müvekkiliniz? Yani şey, ustam şu an müsait değil. Ne istiyormuş oğlum? Sorsana adam akıllı. Ne istiyorsunuz oğlum? Hastetmeyin adamı. Şener Bey'le çok önemli bir meselede konuşmam gerekiyor. Almanya'daki Hofnuk Avukatlık Bürosu'nu temsilen geldim buraya. Hofnuk, Hofnuk, Antink, Antink konuşuyor usta. İzinler indireyim usta. Sakın, sakın ha. Sakın dokunma adama. Sav gitsin, sav gitsin. Emredersin usta. Ustam müsait değil, siparişe gitti. Ne zaman gelir? Geç gelir, şehir dışına gitti. Ha. Şehir dışından su siparişi mi alıyorsunuz? Girişte tabelayı okumadınız galiba. Işener değil, Ayşener o. Biz uluslararası bir firmayız. Yurt dışından bile müptelası var bu suyun. Uyandırayım. Ağırlı ol. Ya şevelyem, senin avukatla ne işin olur Allah aşkına? Ben bilmiyorum ya, benim gibi bir insanın avukatlık ne işi olabilir yani? Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir mesele var Hulusi. Söyle, söyle, dinliyorum. Süleyman. Efendim amirim. Çık bir ağaçları say oğlum hadi. Niye amirim, ne yaptım ki ben şimdi? Süleyman say diyorsam say oğlum hadi. Emredersiniz amirim. Şeker ilacınızı aldınız değil mi? Hadi şekerim hadi Süleyman hadi. Evet seni dinliyorum. Biz Şükrü ile bir karar aldık. İlk gelip sana söyleyeyim istedim. Hayrola ne kararı? Biz taşınıyoruz. Evi de satlığa çıkaracağız. Şevket'e uğramadan önce de sana geleyim istedim. Sen şaka mı yapıyorsun İhsan? Nasıl yani şimdi Şevket abi böyle baya baya hamile mi hissediyorsun sen kendini? Ya İlyas saçmalama ya, ne alakası var ya? Ya şimdi bu fedakar koca sendromu nasıl bir şey abi, onu bir anlat sen bize ya. Ya işte eşlerine olan sevgileri böyle limitlerin üstünde olan insanlarmış. Kılıbık yani. Ya Metin ne diyorsun, ne alakası var ya? Saçmalama ya. Tamam be abi, boş bulunduk öyle, şey yapma sen. Ben dinliyorum seni. Ya işte duygusal anlamda güçlü olan karakterlerin eşleriyle hamileliği paylaşması mevzusu. Yani ona yaşıyorsa kendisi de aynısını yaşıyormuş. Benim mevzu da öyle bir şeymiş. Allah. Ya aslında daha önemlisi şu. Yani yavrumla, biricik karımla bebişlerimizin yükünü beraber sırtlıyoruz ya. Hmm. Yani oğlanlardan birine sen hamilesin, birine de yenge hamile, öyle mi? Ya sen bunu komik mi sanıyorsun ya? Ne bu ya? Boş boş konuşuyorsunuz ya. Ben de diyorum ki Şevket abi göbek möbek yaptın. Meğer sen iki canlıymışsın ya abi baya. Ayıp oluyor İlyas ha. Harbiden ayıp oluyor ya. Ya abiciğim bir dur ya. Allah Allah, ne diyorsun şurada ya? Abi ne bu çiftçan mifçan, ayıp ya. Olur mu abiciğim öyle şey? Sen sakin ol ya. Kaç aylık oldun Şevket? Ağır kaldırma sakın Şevket. Zeki. Bak öfkem zaten burnumda, fena olacak ha. Bir tek ben mi dedim ya? Onlar da dedi. Bir sürü şey dedi, güldüler. Sen söyleme ya. Tamam abi, tamam ya, tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana Şevket abi. O öfkem burnumda değil, karnım burnumda olacak. Harbi biraz kafayı yedisin ya, bırak ya. Oturmuyoruz Şevket abi. Abi oturmuyorum ben ya. Münir'cim ben çok kalamayacağım. Ne konuşacaksak konuşalım. Çocuklara yalan söyledim Şükriye'lerle birlikteyiz diye. Seninki de bir şey mi? Ben yıllardır yalan söylüyorum.
kendime, aileme, sana. Ama artık gönlümden ne geçerse ağzımdan da o çıkacak. Yalan yok. Bacaksız yok. Meymeretsiz yok. Senle ben varız, sadece ikimiz. Oturmaz mısın? Yapma be Münir. Yapma. Ben 36 yıla iki evlat sığdırdım. Gene de içimdeki boşluğu dolduramadım. Eğer maziyi konuşacaksak tutma beni, ne olur Münir. Benim artık ne içimdeki boşluğu dolduracak ne de kalbimdeki açlığı dindirecek gücüm var. Ne olur, ne olur bırak gideyim Münir, lütfen. Ben bu konuşmayı yapmak için ikimiz adına yeterince bekledim. 36 yıldır atmayan bir kalp var bende. Yorulduğunda söyle yardımına koşarım. Senin neden evlendiğini öğrendik. Hiç olmazsa o gece benim niye gelemediğimi anlatayım sana. He? Ay Özlemciğim affedersin, hemen telefona bakıyorum. Aşkım, söyle bir tane. Ay beni İlyas diye mi kaydettin telefonunu Emel, ne yaptın? Ay aşk olsun Hatır, ben sana da aşkım diyorum demiyor muyum? Yoo demiyorsun. Neyse, ne yapıyorsun şu an? İşimi. Ay Emel, şakacı günündesin ha. Ne yapıyorsun, ciddi soruyorum. Ay valla işte Özden abla burada kızım. Boya hazırlıyorum, onu yapacağım. Ne kadar sürer? Neden sordun ki? E birlikteyiz abi bugün. Nasıl, ikimiz mi? Yok, sadece sen ve ben değil, dördümüz. Sen, ben, Hatır, Emel. Ha. E tamam, Emel'le konuştunuz mu ki siz bunu? İşte Itır da onunla konuşuyor abi şu an. Ay şu an Tarık da İlyas abiyle konuşuyor zaten. Ne diyor Emel? Diyor ki İlyas abiyle ne konuşuyormuş diyor. İyi, alalım hoparlöre. Biz çekilelim aradan. Yansın buralar. Hadi bakalım. Of evet ya. Hoparlörü aldık şu an Emel'ciğim. Gerçek aşkına bir merhaba hadi bakalım. Alo Itır. Alo Emel. İlyas? Sen misin? Sesin çok boğuk geliyor da. Abi hoparlördesiniz şu an. Yani biz aradan çekildik, siz konuşun. Ne yapıyoruz şimdi? Takılıyor muyuz bütün gün? Var mısınız? Ne diyorsun aşkım? Gidelim mi? Sen iste, dünyanın öbür ucuna giderim ben. İyi tamam, geliyoruz o zaman iki saate. Şey yapın, hazırlanın, alacağız sizi, tamam mı? Tamam. Tamam. Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Konuşacak bir şey yok Münir. Ben Hulusi'den bütün hakikati öğrendim. Sen o gece korktuğun için gelmedin. Kaçıp gittin. Hulusi'den öğrendiğin her şeyi 36 yıl önce ben tembikledim ona. Olur da sorarsa korktu, kaçıp gitti dersin dedim. Ama ben korkmadım da kaçmadım da Adile. Ben o gece o çınarın altına geldim ve seni bekledim. Peki ben geldiğimde niye yoktun o zaman? Ha, neredeydin? İyi düşün Adile. O gece birçok insan kaybolup gitti. Kimi evine döndü, kimi dönemedi. Elimde valiz, cebimde fener. 12 Eylül 1980 gecesi. Sence ben nereye gidebilirdim? Nereye kaçabilirdim Adile? Seni tutukladılar. Ay ay, ben ne yaptım? Ben nasıl düşünemedim? Nasıl aklıma getiremedim? Ay ben ne yaptım ya Rabbim? Ne yaptım? Ben kaçmadım Adile. Ben korkmadım. Beni 2 haftadan fazla orada tuttular. Kimseyle görüştürmediler, kimseye haber veremedim. Bereket Hulusi tevkif edilenlerin listesinde görmüş beni de. Yoksa kim bilir daha ne kadar kalırdım oralarda. Ama ben kaçmadım Adile. Ben kaçmadım, ben korkmadım. Ben bu resmi kağıt yerine başka bir resmi şeye imza atmak istiyordum.
Ya. Bir vakitler sormuştun o sandıkta ne var diye. Sandığın içinde o gece kaçarken elimdeki valizim, valizin içinde de gelinlik ve yüzükler vardı. Yüzükleri bir zaman sonra kardeşinin parmağına taktık. Gelinliği de gelinin giydi. Bize hiçbir şey kısmet olmadı. Emir. Bu daha sonra da olamazlar artık Münir. Ben söyledim ya sana, ben gönlümdeki bu boşlukla yaşamaya alıştım. O boşluk yer etti benim gönlümde. Ya istesem de dolmaz, gücüm yetmez. Münir yapma, biz çocuklarımızı evlendirdik, kardeşlerimizi evlendirdik. Bütün bu yaşananlardan sonra bizden iki komşudan, iki dosttan, iki ihtiyar, inatçı, dünürden ötesi olmaz. Olmaz. Yapma be Adile. Hiç mi sevmedin be Adile? Hiç mi özlemedin? Çok sevdim beni. Çok sevdim. Hala da çok seviyorum. Ama olmaz. Ömrün sonuna kadar da ben seni seveceğim ama olmaz Münir. Ne olur, ne olur affet beni. Ne olur, affet. Vazgeçmeyeceğim Adile. Senden vazgeçmeyeceğim. Bir kere vazgeçtim ama bundan sonra vazgeçmeyeceğim. Ben yalnız seni seveceğim Adile. Yalnız seni. Kimseden korkmuyorum. Kimseden gizlim, saklım yok. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de bu. Komiserim, ustan nerede? Vallahi bilmiyorum ki komiserim ya. Uğramadı mı hiç? Uğramadı. Sabahtan beri arıyorum, açmıyor telefonunu. Anlamadım, gitti komiserim ya. Komiserim, bizi çağırtmışsın. Gelin, gelin. Ben sizle mühim bir mesele konuşacağım. Halit, sen çay ver çocuklara. Tamam. Benimki açık olsun, midemi bulandırıyor. Tamam abi. Sendromu var, sendromu var. Ne sendromu? Kuvat sendromu. Ya bir nevi fedakar koca sendromu diyebiliriz komiserim. Ya karınla duygularını paylaşıyor. Ya şimdi bırakın sendromu falan, bizim daha büyük bir derdimiz var. Nedir komiserim? Amcanızla yengeniz mahalleden taşınmak istiyorlar. Aa, nasıl ya? Hadi çıktı ya. Ya amcacığım, sen zaten kahvede bunu anında çeviri yaptın. Biz niye tekrar bunu burada çeviriyoruz ki? Oğlum benim Almancam kendi derdimi anlatacak kadar, başkasının derdini anlayacak kadar değil ki. Orada çevirdim ben soba başında da, ne çevirdiğimi ben biliyorum yani. Sen yaz ya şuraya. En başından yaz işte. Hafnum. Yok amca, ben öyle anlamam. Sen ver bana onu. Ben buradan yazıp çeviririm. Yaz o zaman, hadi. Şener'im. Senin böyle betin benzin attı birden. Etlerin böyle gerim gerim oldu. Ay sen yoksa Alaman kadınlarla cilveleşip aşkımıza kara leke mi sürdün ha? Ya ne alakası var ya? Kelebeğim ya. Ben Almanca'da İhlibedihin seni seviyorum olduğunu 5 yılda öğrendim. Ya 2 gün sonra da sınır dışı edildim. O halde mi aşna fişne edecektim kadınlarla? Hı. Lütfen şey yapma ya, bir dakika. Almanca seni seviyorum diyebilseydin cilveleşecektin yani, öyle mi? Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Benden nasıl beklersin böyle bir şey ya? Şener Yeşil lügatını aç bak. Seni seviyorum karşısında ne yazıyor? Seni seviyorum eşittir şen. Bitti. Nokta. Ay. Lütfen. Lütfen bir izin ver de şunu şey yapalım ama. Ay tamam. Şener'im. Her dilde şevelya. Oğlum bu nasıl makine ya? Almanca bildiğine emin misin lan bu makinenin? Bu kadar zamanım olsa benim Almanya'da ben roman yazardım, Nobel aday olurdum ya. Ne biçim makine? Nasıl teknoloji bu ya? Hani hızlı teknoloji? Hani hızlıydı? Vallahi yazardın, alırdın şevelyem. Romantik gerkenizim. Bak ben de Rümen'den romantiği türettim. Vallahi yazar olacak kadınım ben de. Hah, çevirdim. Ne diyor? Erhard Schmidt,
seni avukata vermiş galiba. Ofisimize gelin yoksa biz Türkiye'ye geleceğiz gibi bir şey diyor. Ama cümle devrik. Devrik mi? Ha. Çok mu devrik? Devrik amca. Nasıl oğlum? Niye avukata vermişler beni? Onu yazmamışlar amca. Yani özel görüşeceğiz diye bir ibare var. Eyvallah olsun ya. Bittim ben ya. Özel mi diyor ya? Özel diyor. Avukat diyor. Memleketine mi geliriz diyor. Evinden mi alırız diyor. Ne diyor ya? Ya ne oluyor şevelyem? Bittim ben. Interpol arıyorum beni. Interpol ne? Interpol. Söylesene oğlum be. Ya uluslararası polis yenge. Uluslararası polis ya. Bittim ben. Beni bir yerlere saklayın vallahi saklayın. Gelir onlar. Almanlar dakika olur hemen gelirler yani. Şişe başları tutulmuştur şimdi. Gelir onlar ya. Çabuk gelir bu Almanlar vallahi bak. Ben şey yapayım. Beni bir yere saklayın. Şevelyem masanın altına gir. Şevelyem masanın altına gir. Yazmıyorum başka bir şey. Gir. Sakla Tuncay. Yapış böyle yapma kapağı. Gelirler herhalde. İlyas, hiç fark etmedim ben seni. Ne zaman geldin? Çok oldu yani. Çok olmadı aslında. Ya böyle seni görünce zaman duruyor ya. Ay, çok olmadı yoksa yani, o manada söyledim. Çok güzel olmuş yine. Hmm, maşallah. Teşekkür ederim. İşte Tarık'la Itır bir yere gideceğiz dediler yani. Nereye gideceğini güzergahı bilmiyoruz ya, sana bir sorayım dedim, biliyorsundur belki diye. Yok yani bilmiyorum ben de, Itır bir şey söylemedi. Ha. Bilinmeze yolculuk o zaman. Olsun. Yani direksiyonda sen varsan benim için fark etmez. Eyvallah. Ulan peltek bakka, sırf bana eziyet olsun diye ayağına getirtiyorsun ha. Ha? Yani gelsiniz şurada kahveye kadar, orada rahat rahat hep beraber içsek ölür müsünüz ya? Şimdi gelmeyelim kahveye kadar ya, böyle canımız sıkkın da. Biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacımız var. Hayırdır oğlum, ne oldu ya? Annem dükkanı satıyor. Evi de. Niye ki? Taşınacakmışız İzmit'e. Lan. Bırak. Oğlum ben yarmıyorum lan, siz kimi kandırıyorsunuz oğlum? Bırakın bu ayakları ya, taşınıyorum maşınıyorum ya. Oğlum harbi diyorum ya. Annem çok ciddi işte, taşınıyoruz. Harbi mi? Siz bayağı taşınıyorsunuz yani. Ne? Taşınıyor musunuz? Yani teoride evet ama pratikte hayır. Yani şöyle açıklamasını yapayım. Diyor ki annem taşınmak istiyor, biz engel olmaya çalışıyoruz. Ya anne neden taşınmak istiyor anlamadım ki ben yani. Bir şey mi oldu? Biriyle mi kavga etti? Birine mi küstü? Birine mi kızdı? Ne oldu yani durup dururken? Ahmet yoksa iflas mı ettiniz? Yok yok. İflas falan etmedik de. Şimdi sabah bizi kaldırdı, uyandırdı bizi. Gelin çocuklar dedi. Gittik. Dedi ki biz taşınıyoruz İzmit'e. Allah Allah. İzmit'e. Allah Allah. Yani ne alaka, İzmit rüyasında mı görmüş İzmit'i? Yani size bir şey söyledi mi peki? Hiçbir şey söylemiyor ki bize yani. Sadece taşınmamız gerek diyor. İnat ediyor, inat ediyor yani. Başka bir şey söylemiyor. Ne? Ay, anne ne oldu, iyi misin? İyiyim ben ya. Birazcık başım döndü. Annem hiç iyi görünmüyorsun. Doktora falan mı gitsek, ne yapsak ya? Annem kalbin nasıl, ağrın falan var mı? Yok evladım, ben gece iyi uyuyamadım ondan herhalde. Ah be anne, aç bir ilaç, çıkıyorsun kızlarla buluşacağım diye. Ay. Ne dedi Talat amca, senin her önüne dikkat etmen lazım. Evlatçığım ben şimdi yatar dinlenir, bir şeyciğim kalmaz. E tamam o zaman sen istirahat et, ben sana hemen güzel bir çorba kaynatayım. Aşkım ara bizimkileri, gelmiyoruz. Tamam Ethem. Hayır hayır, arama arama, ben gayet iyiyim. Gidin eğlenin arkadaşlarınıza, yapmayın Allah aşkına çocuklar. Anneciğim böyle bir şey olabilir mi yani? Seni bu halde bırakıp gidecek değiliz herhalde. Ay ne var halimde canım, baksana
turp gibiyim. Hem Sevda da evde. Hadi. Annem içimiz rahat etmez ya. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir çorba yapacağım. Geçeceğim televizyonumun karşısına, keyif süreceğim. Allah Allah. İyi tamam. O zaman kötü hissedersen kendini arıyorsun. Biz hemen geliyoruz bak. Arıyorum, hiç merak etme. Eminsin değil mi? İyisin yani. Eminim evladım. Hadi gidin siz keyfinize bak. Hadi çocuğum. Elini de hiçbir şeye uzatmıyorsun Sevda evde. Ondan istiyorsun, her şeyi o yapıyor. Ayşen gitti, sen çıktın başıma bir de. Kızım bu kadar evhamlı olmak iyi değil. Hadi ben gayet iyiyim. Hadi ne olur gidin çocuklar. Sen geç de eve. Bir görelim gizliğini. Tamam. Ay Allah'ım gayet iyiyim. Evladım yok bir şey. Sevda. Hiç mi sevmedin beni? Hiç mi özlemedin Adile? Anne, ne oldu? Ne oldu? Yok bir şeyim. Ay var mı üstüm Allah aşkına? İyiyim ben. Gayet iyiyim. Gayet keyifliyim. Allah Allah. Haftalık nöbet çizelgesi hazır amirim. Ver bakayım. Sen gene kendine 3 gece nöbet yazmışsın Süleyman. Ya her hafta 3 gece nöbet tutulur mu oğlum? Bir bekar benim amirim. Hem burada boş kalınca yazılı sınava hazırlanıyorum ben. Kafam rahat yani. Anlaşıldı, bizim seni bir an evvel baş göz etmemiz lazım. Yoksa sen Yunus falan değil, gece bekçisi olacaksın. Kısmet amirim. Gel, gel, gel. Ha Münir, gel, gel. Gel, hoş geldin, gel. Hoş geldin Münir baba. Hoş bulduk. Ya sen neredesin sabahtan beri Allah aşkına? Aramasak mahalleye uğramayacaksın. Geç otur, gel. İşlerim vardı biraz. İyi misin Münir baba? İyiyim, iyiyim. Bir bardak su verirsen daha iyi olacak. Ha, tabii ki, tabii ki hemen. Sağ ol. Münir. Ne oldu sana, nedir bu halin? Şişt, selamsız sabahsız nereye gidiyorsun? Ya canım sıkkın abi, kusura bakma ya. Hayırdır, ne oldu? Mürüvvet teyze. Taşınacağım diye tutturmuş abi ya. Biliyorum ya. Şevket abiler ikna etmeye gitti işte. Ya inşallah ederler. Yani Ahmetsiz, Feridunsuz, yuvacığın eli böğründe kalır abi. Haklısın. Ben hemen şuna bakıp geleceğim, olur mu? Tamam abi, sen bak işine bak abi ya. Benim canım. Bilir, sen ciddi misin? Bir yanlışlık olmasın. Yanlışlığın dikalasını biz 36 yıl önce yapmışız Hulusi. Sevdamızı bir kağıt parçasına kurban etmişiz. Mürüvveti dost bildik, komşu bildik. Nereden belli Mürüvvet'e mektubu yazdı? Ayşen söyledi. Adile de inkar etmedi. Mürüvvet yazmış işte Hulusi. Beni de Adile'yi de canlı canlı toprağa gömmüş. Ablacığım ya, ne olur ağlama artık lütfen. Bak hem ağlıyorsun hem inadın kırılmıyor, anlamadım ki ben. Hiç yani, yeni gelin gibi. Hem ağlarım hem giderim mevzusu. Peroş'um ne yapıyorsun bir tanem ya? Hayır, yalan mı konuşuyorum? Boş konuşuyorsun. Bak Mürüvvet abla, neye kızdın, kime küstün bilmiyorum ama gel vazgeç bu inadından. Şu gitme mevzusundan vazgeç lütfen. Bak ablacığım, biz bütün mahalle adına buraya geldik. Yani bütün Yuvacık Mahallesi şu salonda farz et. Ne olursun şu kararından vazgeç. Bak şu yeğenlerin hatırı için ya. Ne olursun. Mürüvvet abla, bak kendini de bizi de yarım bırakma lütfen. Bu mahalleden, bu aileden biri gitti mi Allah korusun gerisi gelir. Yapma bunu bize ne olur. Yani şimdi çocuklar sağ olun, eksik olmayın. Yani beni düşünüp sayıp geldiniz. Ama hepimiz için hayırlısı mı olacak? Yani böyle kalıp da düğüm olanı kör düğüm yapmanın bir alemi yok. Ay çatlayacağım, orta yerimden çatlayacağım vallahi. Ya ne kör düğümü, ne düğümü, ne oluyor Allah aşkına söyler misin lütfen? Abla bak, biri sana hatalı bir şey mi yaptı? Yanlış bir şey mi söyledi? Ya ne olursun bak, öyle bir şey varsa söyle bize. Gidelim, getirelim, senden özür dilesin. Hatasını affettirsin. Ya kendini helak ettin, ne olursun ya abla ya. Yok çocuklar, yok kimsenin hatası yok inanın. Ama en doğrusu bu. Hepimiz için hayırlısı böyle olacak. Ya Şevki. Efendim? Benim senden bir ricam olacak. Rica ne demek abla, emrin olur. Kurban olurum, başım üstüne söyle. Şimdi ben evi de
dükkanını satıyorum. Eğer sen ilgilenirsen çok sevinirim Şevket. Hayda. Amca, nereden çıktı şimdi evi satma fikri ya? Ya anlasana amca bu çocuğu. Geri dönüş olmayan bir yol bu. Gidiyorlar işte, bırakıyorlar bizi. Tövbe estağfurullah. O nasıl söz oğlum ya? Hayattayız, sağlıklıyız. Yine bir araya geliriz. Yani dip dibe olmamız gerekmiyor ki. Gerekiyor işte, gerekiyor. Biz bunca zaman hep beraberdik, hiç ayrılmadık ki. Tabii, tabii amca hatırla. Hani doktor seni böyle dizlerini ağrıyınca kaplıca yazmıştı Yalova'da. Hatırlamıyor musun? Evet, evet. Biz de sizin yokluğunuza dayanamamıştık bir gece bile. Ertesi gün çoluğu çocuğu toplayıp yanınıza gelmiştik. Hatırlamıyor musun? Canım yine gelirsiniz. Hem bu sefer deniz kıyısına yerleşeceğiz, sayfiye yere. Okullar kapanınca kızlarla çocukları da yollarsınız. Tabii canım, arada gelirsiniz. Hem siz de uzun zamandır tatil yapmıyorsunuz zaten. Size de iyi gelir. Yok yok, bunlar kararlarını vermişler Meto. Bırakıp gidecekler bizi. Hem bizi hem de bu yuvacık meydanını bırakıp gidecekler, geri dönmeyecekler. Ya amca, yenge, hiç mi özlemeyeceksiniz bizi ya? Hiç mi burnunuzda tütmeyeceğiz? Hiç mi yarım kalmayacaksınız? Yarım kalmaz olur mu oğlum ya? Tabii ki yarım kalacak yuvacık. Yani özleyeceğiz. Yani bir yarımız burada olacak, diğer yarımız da ömür boyu onu arayacak. Merak etmeyin. Biz burada tamam olamayız artık. O bebeğin kokusu burnumuzda, hatırası sokaklarda kaldı. Yuvacık bize dar gelir. Anlayın çocuklar, ne olur. Yapmayın eşeğe spaları ya. Bana bak Halit. İçeride duyduklarını unutacaksın, tamam mı? Ya böyle bir şey unutulur mu usta? Nasıl yapmış Mürüvvet teyze böyle bir şey? Nasıl kıymış ikinize ya? Olan olmuş işte. Sen içeride duyduklarını unutacaksın, o kadar. Bak bu konuda mahallede kimsenin kulağına bir şey gitmeyecek, tamam mı? Hele Feridun ve Ahmet bu konuda hiçbir şey duymayacak, tamam mı? Tamam usta, tamam anladım, anladım da yani Mürüvvet teyzenin yaptığı şeyin günahını benim kardeşlerim niye ödüyor onu hiç anlamadım usta. İkisi de gitmek istemiyor mahalleden. Peltek bakkalsız, jumbosuz. Yuvacığın bir anlamı olur mu usta? Olmaz, elbette olmaz oğlum ama böyle sıcağı sıcağına da müdahale etmek olmaz. Dur bakalım, bir kafamı toparlayayım, bir hal çaresi bulacağım elbet. Hadi yürü. Abi yine ani bir organizasyon oldu ama sıkıntı yaratmadık inşallah. Yok canım, ne sıkıntısı? Olur mu öyle şey? Ben sizle her türlü yola varım da insan yine böyle bir ince merak ediyor yani. Nereye gidiyoruz? Abi fark eder mi? Etmez. Önemli olan bir arada olmamız. Emel. Ay bakayım o yüzüğe Emel bir. Yeni mi aldın onu? Yok. İlyas'ın hediyesi. Oo. Rahmetli annem ölmeden vasiyet ettiydi. Bu yüzüğü evleneceğin insana verirsin diye de. Kendi göremedi ama kısmet bugüneymiş işte. Evleniyorsunuz yani? Yok yani evlenmek gibi değil yani evleneceğiz diye değil diye yani. Evleneceğiz tabii de yani. Hani şimdi o gibisine değil yani. O şekil değil şu anda. Nasıl ben anlamadım bir dakika şimdi. Sen o kadar kıymetli bir yüzüğü verdin kıza ama kuru kuru öyle evlilik falan teklif etmeden mi? Etmedi. Yani yanlış anlama İlyas'cığım, tabii ki sistem etmiyorum da. Ya biz aslında sevdamıza biraz zaman vermeye karar verdik. Ha. Yani şimdi vasiyeti yerine getirdik de, vasiyeti de yerine getirelim, illa gerekeni yapacağız yani. Mecbur. Mecbur. Kapat, kapat, onlar da kapat. Ya amca yeter, otur Allah aşkına bir otur ya. Oğlum nasıl oturayım? Benim beynimde filler tepişiyor, nasıl oturayım? Kapat, kapat. Ya bir sakin ol, bir oturup konuşalım. Oğlum neyi konuşuyorsun ya? Birazdan Şener Yeşil etrafı sarıldı. Çık dışarı derlerse o zaman otururuz ama koltuğa değil. Konuşturma beni. Git, etrafımız sarılmış olabilir. Bir kolaçan et bakan var mı? Yabancı insanlar gelmiş mi? Eğer ani bir baskın durumunda kaçış yollarını tespit etmemiz ya lazım. Ya amcacığım bak, bu kadar büyük bir mevzu değil bu. Abartma ya, bu kadar değil ya. Gel bir otur konuşalım ya. 40 yıllık terziye dikiş öğretme ya. Hadi git, git amcanın dediğini yap, git. Duruyor hala, git. İyi peki. Hadi. Şener'im, aranan Şevelyan. Ne yapacağız?
yapacağız peki? Bilmiyorum, bilmiyorum Ayşen. Düşünüyorum. Sen ne yapmış olabilirsin? Ne yapmış olabilirsin şevalyem? Ne yaptım diyorum ben? Ne yaptım bu makamları kızdıracak yani? Bilmiyorum. Hani bir kez bir leblebi tozu imal etmiştik şeyde, apartman dairesinde de. Komşular şey yapmışlardı, polisi çağırmışlardı. O zaman bir şey oldu yani ama bu da yani... ...bu kadar büyütülecek bir mevzu değildi ya. Allah Allah ya! Komşular leblebi tozundan niye rahatsız oluyorlar acaba? Yani ispiyonluyorlar. Alerjisi olan falan mı var? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Ayşen ya? Ondan değil, leblebi tozunu biz çekiçle eziyorduk böyle. Gürültüden rahatsız olmuşlar. Ondan polisi çağırmışlar ama... ...polis de öyle kapıya gelip de ben böyle elimde çekiçle... ...sanki suç aletiyle açıyor gibi olunca... ...adamı merkeze götürmek istedi tabii. Ben de şeyi, leblebi tozunu böyle diye üfledim. Kaçtım şey oradan yani. Ama yani bu Interpol'ü araya sokacak bir şey değil be. Yapmamalar lazımdı yani. Şevalyem, aklına başka bir şey geliyor mu? Hani başka bir şey yapmış olabilir misin? Aydemir, Aydemir'i ben şey yapmıştım ya. Kaçak yollarla Almanya'ya gelmişti de işte 3-5 gün bizde saklamıştık. Zaten o da bakkala çıktı. İlk gün yakalandı, sınır dışı edildi yani. Şevalyem, Aydemir ispiyonladı seni, Aydemir. Ya yok, Almancası yok adamın. Nasıl ispiyonlasın ya? O da doğru ya. Mirkel'i arasa, böyle arayı düzeltse, onu arada düzeltsin. Bırak Allah aşkına ya. Beni kapı dışarı edecek, ben ondan gidip bir şey isteyeceğim yani. Bitmiştir Merkel benim için ya. Konuşma onunla, hiç lafını açma. Ah şevalyem, ah şevalyem, ne yapacağız biz ya? Sen böyle ömür boyu hapislerde mi çürüyeceksin, zindanlarda mı çürüyeceksin? Ben ömür billah kaçak hayatı yaşamaya razıyım, biliyor musun? Beylikdüzü'ne kaçalım. Aşıklar şehri bizi saklar. Ayşen, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Interpol diyorum ya, Interpol. Koskoca uluslararası polis örgütü ya bu adamlar. Bırak sen Aşıklar şehrini, hani Alice Harikalar Diyarı'na gitsen... ...orada böyle eliyle koymuş gibi bulur adam seni. Ay, ne yapacağız peki? Vallahi ne dediysek, ne yaptıysak bir türlü laf dinletemedik komiserim. Nuh diyor, peygamber demiyor vallahi ya. Anladım Şevket, çok üzerine varmayın. Kendi haline bırakın bir süre. O cephede işler bildiğinizden çok daha karışık. Ya nasıl kendi haline bırakırız komiserim ya? Vallahi bana evi dükkanı sat dedi ha. Kesin gitmekte kararlı. Ya sen satıyorum de, oyala işte. Sakın evin ilanını cama falan asma. Amcamları da oyalasın, evi satmalarına izin vermesin komiserim, gözünü seveyim. Ha, İhsan'ı da oyala, onun ilanında sakın cama falan asma. Eve müşteri falan getirirse artık evi kötüle, bir şeyler yap, zaman kazandır bize. Tamam, tamam. Peki komiserim, tamam görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Ne oldu, ne diyor? Oyalayacakmışım. Allah Allah, nasıl oyalayacakmışız onu anlamadım ben. Kadın gideceğim de gideceğim diye tutturdu, ne yapacağız peki? Vallahi Ahmet'le Feridun'a da söz verdim, o çocuklara nasıl diyeceğim bilmiyorum ya. Ya ben en iyisi Adile ablaya gideyim. Onunla konuşayım. O bence ikna eder. O halleder yani. Aklında bin yaşa bir tane. Vallahi Adile abla var ya, alttan girer üstten çıkar. Kesin onun gitmesini durdurur ha. Ay bir tanem ya. Benim stresten galiba. Başım döndü böyle, midem bulanıyor. Koluma gitsene kurban oldum ya. Ay Allah'ım ya. Şevket bir alemsin yani. Ben ikizlerin kendisiyle baş ediyorum. Sen sendromuyla baş edemedin yani. Vallahi ben de anladım. Bir tanem. Tamam yavaş yavaş. Komiserim. Acaba yengemle Mürüvvet abla birbirlerine mi küstüler? Ne alakası var Zeki abi? Şükrü abla açık açık söylemiş zaten. Bu bebek meselesi çok üzdü onları. Bence ondan gitmek istiyorlar. Olabilir de ne bileyim be Süleyman, benim de kafam durdu yani. İpuçlarını birleştirmeye çalışıyorum. İşte tabii o iş de öyle kolay değil. İpucu birleştirmek uzmanlık ister. Ya Mürüvvet abla Münir babayla tartıştı diyorum sana. Gözlerimle gördüm, amcamın evladı. Aa, sen bana niye inanmıyorsun? Mürüvvet abla, Münir baba yüzünden mahalleyi terk ediyor değil mi komiserim? Harbiden ya. Komiserim, onlar niye birbirlerine girmişler? Ya siz orasını hiç kurcalamayın yani. Mürüvvet'in mevzusu çok çetrefilli. Onu biz çözemeyiz. Ama ben İhsan'la Şükrü'yü nasıl ikna edeceğimizi biliyorum. Vallahi mı diyorsun komiserim? O benim ekürim. O nerede duruyor, nerede yürüyor ben gayet iyi biliyorum. Onu yumuşak karnından vuracağız. Yumuşak karnı derken? Vuracağız, hiç merak etmeyin. Oğlum, biraz duygu sömürüsü yapsanız ikna olur bence Mürüvvet abla. Yani ağlayın, sızlayın, gitmek istemiyoruz deyin ya. Ana la sonuçta, ana.
Yüreği dayanmaz, yumuşar ya. Oğlum yapmadık mı sanıyorsun ya? Hatta bu çocuk kahvaltıda iştahım yok deyip ağzına tek bir zeytin bile atmadı ama kadın yine de yumuşamadı. Hadi canım. Lan Feridun, sen de amma seviyormuşsun ha mahalleyi. Sen nasıl oldu da sofraya oturduğunda yemek yemedin ya? Abicim siz benim öyle gönlüme bakmayın ya. Ya konu yuvacık olduğu zaman gerisi teferruat benim için. Gerekirse boğazımın bir lokma koymam, gık da demem. Gerçi dükkana geldiğin zaman 3 ekmek yedin. Gerçekten iradeni takdir ediyorum yani. Dükkana kadar dayanmam bile mucize. Halit. Oğlum sana ne oluyor ya? Sanki sen taşınıyorsun. Daha ne olsun oğlum? Benim canım gidiyor be. Kardeşim gidiyor. Lan mahallede siz birbirinizi bir kaşık suda boğmak için yarışıyorsunuz. Öyle deme be oğlum. Yani bu dingil gıcıktır, uyuzdur falan ama Feridun bir bıçağcı ki. Gel lan. Kardeşim. Şişt, Ahmet. Bak Feridun dedin aklıma geldi. Yine dama mı çıksan sen ya? Ablacığım ben bir ihbarda bulunacaktım. Yaklaşık 1.70 boylarında böyle sempatik, oldukça yakışıklı bir çocuk çatıya çıkmış intihar ediyor manyak. Yok be oğlum, bir daha ben dama falan çıkmam ya. Geçen çıktım, yediğim rüzgarla kaldım yani. Annem bir bayıldı, ayıldı falan ama yine de yumuşamadı yani, biliyorsunuz. O işte bir Şevket abi gelse şöyle heyecanla girse içeri, ikna ettik dese keşke ya. Aha, iyi insan lafın üstüne geldi. Abi ne oldu, hallettin mi? Maalesef çocuklar ya. Mürvet abla gitmekte kararlı. Durun bakalım hele. Bugün Perroş'um Adile ablayla konuşacak. Belki o halleder. Eder eder, biraz zor eder. Hani yani birbirlerini pek sevmiyorlar ya abi. Ben ondan dolayı hani sevmiyor ya birbirini ondan. O yüzden şey yaptım ya. Oğlum o iş başka, bu iş başka. Adile abla yuvacıktan değil Mürvet ablanın gitmesini, yuvacığın iki çakıl taşında ayrılmaması için canını ortaya atar be. Hadi inşallah ya. Ya Tarık, ciddi. Yeni başladık daha aşkmış kişilerine. İlk günden Luna Park'a getirdim bizi. Karizmayı darmadağın edeceğiz ya. Ya abi ne taktın karizmayı de şekilli. Tamam biz bize eğleneceğiz işte. Rahat ol, kasma hadi. Aa, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Öyle biz çocukken sahile Luna Park kurarlardı yazın. Çok güzel oluyordu. Ya evet ya, ne eğleniyorduk ha. Atlı karıncalar dövmedi. Yalnız bir dakika, bir dakika. Birileri çok korkuyordu. Dönme dolaba binemiyordu. Anneciğim falan diye ağlıyordu böyle ya. Ben dönme dolabı eğlenceli bulmuyordum o yüzden. Ha, öyle mi? Ya böyle kabul ederim. Ha, böyle Luna Park kurulduğunda anlardık ki yaz geldi. Böyle annemden ben izin alırdım. Böyle hiç sesimi de çıkarmazdım. Bir şekilde giderdik ama akşam. Aynen aynen, beni de öyle. Akşama kadar bekliyorduk ama sonra da acısını çıkarıyorduk yani. Sen gelmiyor muydun abi sahile Luna Park'a? Ay. Ya geliyordum. İlyas çok eğlenceliydi değil mi? Ha eğlenceliydi tabii ama ben çalışıyordum ya. Hani ayakkabı boyacılığı falan, kağıt helva falan satıyordum. Oyuncaklara çok binmedim yani. Hadi ya. Ha. İlyas, o zaman yarım kalan ne varsa beraber tamamlayacağız tamam mı? Hadi çocukluğumuzdan başlayalım. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Hadi. Hadi. Aşkım siz geçin, ben annemi arayayım. Ha tamam, ara ya. Benim de aklım kaldı onda. Aşkım kötüyse gerçekten biz de gidelim. Bunlar kalsın burada. Dur bakalım, bir konuşayım mı? Tamam, hadi bekliyorum. Mürvet, hayrola? Annenler evde mi? Ayşe var bir tek. Ne oldu? Niye sordun şunu? Ne? Münir yolladı. Görüştünüz mü? Neredeymiş? Bir şey yok değil mi? Ben iyiyim. Beni merak etmesin dedi. Niye koyup gitmiş beni? Niye hiç haber vermemiş bana? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Nerede şimdi? Hadi gidelim yanına. Dur. Hemen telaşa verme ortalığı. Zaten çok durmadı yanında. Hemen gitti. Neden? Nereye? Bilmiyorum. Bir süre daha gelmem dedi. Adile'ye söyle, beni unutsun. Başkasıyla evlensin dedi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Mürvet? Delirdin herhalde. Yemin ederim ben de şaşırdım. Zaten bir görsen hali çok tuhaftı. Niye? Neden yapsın böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Sadece bu mektubu verdi. Git kendin ver dedim ama...
karşısına çıkacak yüzüm yok dedi. Özür dilerim arkadaşım, elçiye zeval olmaz. İnandım Münir'in senden vazgeçeceğine. Nasıl kandın o mektuba? Yazıklar olsun sana. Kim bilir neler yaşadı o dört duvar arasında. Ah Adile, sen yıllardır Münir'e çektirdiklerini 100 katını çeksen müstahak sana. Efendim oğlu şu. Anacığım nasıl oldun, nasılsın? Ay, iyiyim, iyiyim ben evladım. Gayet iyiyim, hiç merak etmeyin. Anne iyisin değil mi gerçekten? Ay, yani Tarık senin aklında gitti mi gelmek bilmiyor. İyiyim dedim ya, iyiyim, 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 iyiyim. Tamam kızma Adile Sultan, ne yapayım aklım sende kaldı. Kıyamıyorum ben sana. Bak anne dediğim gibi sakın ev işi falan yapma. Sevda'ya söyle o yapsın, biz gelince de atığı devam eder. Oldu oldu, ben yapmayayım da kim yapsın oğlum? Aklı bir karış havada Sevda'yla babasının pamuklara sardığı geline döner mi bu evin işi? Sağ olasıcı, zaten mutfağıma bir girdi. Mutfağın da nevri döndü, benim de nevrim döndü. Heh, kaynana moduna geçtiğine göre iyisin maşallah. Yok be evladım, kaynanalıktan demiyorum yani. Hani evin acemisi ya, daha o bakımdan diyorum çocuğum. Hadi siz beni düşünmeyin, eğlenmenize bakın tatlım. Tamam sultanım, hadi öpüyorum. Tamam canım, ben de öptüm oğluşum. Güle güle. Ah. Ya vallahi durum ciddi Aydemir ya. Oğlum ne yapıyorsun sen? Kıpkırmızı bülten diyorum oğlum sana. İşin içinde Interpol var ya. Evet, bilmiyorum Aydemir. Nerede ne suç işledim bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Bir Allah'ın kulu ben nerede ne yanlış yaptım söylesin bana ya. Gerçekten bilmiyorum ne oldu. Tamam. Tamam, hadi kapat. Ne diyor? Var diyor, bir yer diyor seni saklayacağım da. Karanlık basınca sahile gel, oradan alırım seni diyor. Ah benim kaçak göçek şövalye. Ya biz daha yeni kavuştuk. Şimdi ayrılacak mıyız yani? Ya ben de geleyim, ben de kaçak olayım senden. Olmaz Ayşe. Bu sonunu bilmediğim bir yolculuğa çıkıyorum. Yani senin narin kelebek kanatların öyle bir yolculuğu kaldırmaz. Kırılır. Şu kitaplarım ben. Ne yapacağız peki? Hep böyle ayrı mı yaşayacağız? Hiç ayrılmayacağız kelebeğim. Hiç ayrılmayacağız. Kaderin çetin rüzgarları beni nereye götürürse götürsün, seni hep yanımda taşıyacağım. Belki sesini duymayacağım, belki yüzünü görmeyeceğim ama hep yanında olacağım. Nasıl? Önce toprak olacağım Ayşe. Yollarına serileceğim. Sonra güneş olup odana sızacağım. Pencerende duran o boynu bükük çiçeği yeşerteceğim. Sonra belki bir gün... Evet, bir gün. O çiçeğe bir kelebek konacak. Ve o kelebek sen olacaksın Ayşe. Şapkamı ezmişsin ya. Kusura bakma şövalye. Ben özür dilerim. Aptım biliyor muyum? Bilmiyorum.
anasını arkadaş, sniper gibisin. Bu nedir ya? Yani dönme dolaba binemesek de attığımızı vururuz evvelallah. Oo, unutmam diyorsun. Kinciyim. Tarık bu işin uzmanı çıktı ya. Hayatta yenemeyiz biz bunları. Ya dur kızım, ben ölümsüzlüğe kapılma ya. Bak şimdi plan şu. Sen bu sonraki sayıyı alıyorsun, tamam, hepsini deviriyorsun. Ondan sonrasını da bana bırakıyorsun. Ne yapacaksın? İzle bak. Aşkım. Hay canım. Siz şimdi böyle çok güzel oynuyorsunuz, hepsini deviriyorsunuz falan ya. Evet. Biz hiç deviremeyince biraz üzülüyoruz. Bize böyle avans verseniz olmaz mı? Avans. Yok, veremeyiz yani. Söz konusu bowling olunca bende hiç acıma duygusu yok, biliyor musun? Ama karına karşı bile mi? Yani yok, maalesef yok. Yani bugüne kadar hiç yenilmedim, bundan sonra da yenilmeye niyetim yok. Ay mende bu, oynamıyorum ben, al. Oy, oy, oy. Sağ ol aşkım ya, az kalsın düşüyordum. Merak etme. Ben yanında olduğum sürece sendelesen de düşmezsin. Abi ne yapayım? Buyur sen at istersen bir de onun yerine. Ha? Ne alakası var oğlum? Ağır geldi kıza. Evet Tarık, ağır geldi. Ne olacak? Ne yapalım? Ağır geliyorsa oynamasın kardeşim. Aa, bunlar nasıl laflar ya? Biz ona ağır gelen bütün yükleri sırtımızda taşımaya yemin etmişiz. Hey, vay vay, bravo, evet vay çok be. Süper laf. Bak bak, duyuyor musun bunu? Duyuyor musun, görüyor musun? Böyle birazcık öğrenebilirsin centilmenliği, ha? Ay, el alem pervane oluyor, pervane. Bir de ben senin karınım yani. Tamam, anlaşıldı, anlaşıldı. Bowling maçı bitti yani. Aşk şikesi karıştı işin içine. Mağlubuz yani, hükmen mağlubuz. Bırakalım bu işleri. Ya ne yapacaksın aslanım? Mecbur. Mecbur. Bizi ya Allah aşkına. Ya abi. Oğlum karıştırma beni. Ben hakikaten beceremem. Ya, siz bakın keyfinize. Ne beceremem, ne yani? Of ya İlyas, Allah aşkına beceremeyecek ne var? Zaten altta sözler yazıyor. Okuyup söyleyeceksin, o kadar. Ya Sultan, ben seyrettiğim filmin altyazısını bile okuyamıyorum. Şimdi bunu hem oku hem söyle. Beceremem ben. Gözünü seveyim. Eğlen sen ya. Allah Allah. Abicim zaten söyleyemediğin yerde duracaksın. Biz devam ediyor olacağız o sırada. Hadi uzatma ya. Gel. İşin eğlencesi burada. Kalk. Kalk. Itı, kardeşim benim. Ben şey yapacağım, alkışla destek olur. Oynarım da kalkıp ama ben vallahi beceremem. Ne olur eğlenin ya. Gerçekten aşk olsun İlyas. Olsun. Aşk olsun. Hakikaten bundan sonra da hep aşk olsun yani. Allah söyletmiş olsun bunu da. Olsun. Hadi eğlen ya. İyi madem. Sevmek ruhumu
Hanım, telaş etme sen. Ne bileyim, kızı da odasına gönderince. Memleketten bir mektup geldi bugün, Maksut abiden. Hayırdır inşallah. Maksut abinin oğlu Özcan'ı bilirsin. Adile'yi Özcan'ı istemeye gelecekler. Mektupta da yazmış zaten. İyi de bey, Münir'i biliyorsun. Bu çocuklar yıllardır birbirlerine gönül verdiler. Ya Maksut abi de yıllardan beri aile dostumuz. Gelmeye denmez ya, gelsinler bir. Ben de Adile'nin fikrini alacağım zaten. Yok istemem diyorsa, lisan-ı münasip bir dille anlatırız Maksut abilere. İstemem elbet. Ölürüm de Münir'den başkasına varma. Anne, ben bir Mürret'e gidiyorum. Tığ alıp geleceğim. Tamam, hemen gel ama. Adilem? Hayırdır Adilem? Niye geldin bu saatte, bir şey mi oldu? Sabah bekleyemedim Münir. Yarın başkasından duyarsın da yanlış anlarsın diye çok korktum. Ne oldu ki? Neyi yanlış anlayacağım? Babama memleketten bir mektup gelmiş. Aile dostumuzun oğlunu isteyeceklermiş beni. Ne? Kimmiş bu herif ya? Dur celallenme hemen. Bir şey olacağından değil. Zaten babam annemle konuştu. Lisan'ın münasiple olmayacağını anlatırız dedi. Seni çok seviyor biliyorsun. Bizim birbirimizde gönlümüz olduğunu da biliyor. Vermeyecek yani beni. Yine de benden duy istedim. Yarın başkasından duyup celallenme diye. Anladım Adilem. Sen sıkıntı yapma. Ben ölürüm de seni başkasına yar etmem. Asıl ben ölürüm de başkasına yar olmam. Ama korkuyorum be Münir. Artık bir an önce gelip isteyin beni. Bir şey olacak da senden ayrılacağım diye ödüm kopuyor. Korkma Adilem. Bizim aramıza ölümden başkası giremez. Ben nefes aldığım sürece seni hep kalbimde taşıyacağım. Sana kavuşmadan da ölmeyeceğim. Münir Bey. Buyurun benim. Merhaba. Rahatsız ettim, kusura bakmayın bu saatte. Estağfurullah, buyurun. Ben Alman konsolosluğu avukatıyım. Kardeşiniz Şener Yeşil arıyorum. Bütün köşe başları tutulmuştur şimdi. Yağmur da yağmaz inşallah. Elveda aşk kelebeği. Elveda mağrur ve masum şevalye. Elveda. Bir gün gelecek alnımıza sürülen bu kara leke silinecek. İşte o gün dönüşüm muhteşem olacak. Geliyorlar.
kim geliyor ki? Sonumuz geliyor. Abimi öttürmüş Interpol getiriyor. Bak adamı getiriyor. Beni sakla beni bir yere. Şevelyem. Nerede? Kapıyı sen kur. Tamam oyalayayım ben. Ah işte burası. Ayşen kızım merhaba. Buyurun efendim. Beyefendi Şener için gelmiş. Şey Şener gitti. Minir abi gitti. Nereye gitti? Şey Beylikdüzü'ne gitti. Oradan da yurt dışına gidecekmiş. Siz bakmayın şaka yapıyor. Gitti. Gerçekten gitti Minir abi. Hadi kızım hadi. Ya, Minir abi Şener gitti yeminle. Yahu kızım az önce telefon açtım. Tuncay amcam evde dedi. Evdeydi ama gitti yani Meksika sınırını. Oho çoktan geçmiştir o. Ayşen tahammül sınırlarımı zorlamaya başladın. Çabuk Şener'i buraya çağır. Konu mühim. Aa, ay ya niye anlamıyorsunuz? Niye bana inanmıyorsunuz? Şener kaçtı gitti. Buhar oldu buhar. Alo. Willkommen. Avukatım buraya gelecek. İstiyorum yani. Itır buraya gelecek. Allah Allah. Kim bu saatte ayol Sevda? Abimler geldi anne. Yok kızım. Abimler geç gelecekti. Aç bakalım. Aa. Perhan abla. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin Perrancığım. Hayırdır bu saatte? Ay pek hayır değil Adile abla. Yani umarım rahatsız etmedim ya bu saatte. Yok canım estağfurullah rahatsızlık ne demek? Kızım hadi sen bize bir çay koy. Tamam. Şükriye yok mu Şükriye? Yok. Ben seninle biraz özel konuşmak istiyorum Adile abla. Geç buyur. Nasıl yani? Siz şimdi Interpol değil misiniz? Yok efendim avukatım ben. Nasıl yani şimdi dava falan? Hani Interpol öyle şeyler, insan sıkışım mantıt öyle yok mu yani? Yok oğlum saçmalama ya. Beyefendi senin için bir miras intikal davası için gelmiş buraya. Ne miras? Kime intikal etmiş? Size efendim. Beni konsolosluk görevlendirdi. Erhat Simit Türkiye'deki 1,5 dönümlük arazisini size miras bırakmış. Ben de sizi bulup bilgilendirmeye geldim. Nasıl yani? Siz şimdi bize arsa mı veriyorsunuz? Ben değil efendim. Erhat Simit. Oğlum zamanında rahmetliye senin iyiliğin dokunmuş. O da araziyi sana miras bırakmış işte. Erhan Simit mi diyor ya? Ne diyor? Kime iyiliğim dokunmuş benim? Erhard Schmidt ya o bizim üst komşuydu ya. Ekmeklerini ben alırdım kırmızı yanaklı yaşlı amca. Erhard amca öldü mü ya? Ay Allah rahmet eylesin vallahi çok iyi bir insandı ya. Arsam şey yaptı ya. Bak görüyor musun? Bak vallahi bilemedim yani sevinsem mi üzülsem mi? Ama ölümünü dünyaştır ne yapacaksın? Biz gayrimenkul şey mi olduk şimdi? Ay Erhard ya ama. Ay teşekkür ederim Sevdacığım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Perran anlat bakalım çok merak ettim vallahi. Adile abla yani gerçekten hangi birini anlatacağımı şu an bilmiyorum ben. Senin buraya gelene kadar bütün dedikoduları anlatım sırasına göre dizmen lazımdı. Çaptan düşüyorsun Perroş. Vallahi senin halin hal değil. Ay anlat çok merak ettim neler oluyor kızım. Adile abla. Şükriye. Ne oldu Şükriye'ye? Mahalleden gitme kararı almış. Neden Perran? Uzay yüzünden. Ay yani şey Erşen yüzünden. Aman Umut'un babası geldi. Umut aldı gitti ya.
Şükrü de ben bir daha bu mahallede yaşayamam demiş. Ben buna dayanamam, gitmek istiyorum demiş. Gitme kararı almışlar. Yok canım, olmaz öyle şey, olur mu hiç? Ya o bu mahallenin dışında yapamaz ki. Böyle şimdi kurar, kurdukları zehir olur, içine akar. Ya sonra burada ne bileyim komşuları var, bizler varız. Yani yarasını saramasak da sızısını dindiririz el birliğiyle. Tamam, ben de öyle diyorum. Zeki ile Metin de öyle diyorlar. Gitmişler, konuşmuşlar ama nafile. İhsan abi de Şükrü'ye de kesin kararlarmış, Sayfiye yerine yerleşeceklermiş. Yok yok, şimdi onlar sıcağı sıcağına böyle diyorlardır. Ben konuşurum, sen hiç merak etme. Gül kırılmakla Gülistan yıkılmaz. Adile abla, bir şey daha var. Yani bir de Mürvet ablayla da konuşman lazım. Mürvet ne alaka? Mürvet de gitme kararı almış. Bütün her şeyi satıp, dükkanı, evi satıp, çoluğu, çocuğu alıp İzmit'e yerleşeceğim diyor o da. Neden öyle bir kararı almış sen biliyor musun? Yok bilmiyorum. Gittik biz Şevket'le konuştuk, sorduk ama bize cevap vermedi. Gideceğim diyor, başka da bir şey demiyor. Ama Münir abiyle kavga etmişler galiba. Metin görmüş. Ah Ayşen, tutamadın değil mi çeneni? Çenesi çıkasacak. Ben onunla da konuşurum, sen hiç merak etme. Gün ola hayır ola, değil mi? Evet Adile ablacığım, konuşursan çok güzel olur. Konuşurum tabii. Alo Ahmet. Efendim Sevda Hanımcığım. Bir şey duydum, doğru mu? Siz mahalleden taşınıyor musunuz? Ya annem işte öyle tutturdu. Dükkanı falan satacakmış hep. İyi de neden? Yani biz de anlamadık ki, böyle Feridun'la kahvaltıya indik. Sonra dedi ki biz gidiyoruz hadi dedi. Ya olmaz öyle şey. Biz taşımak istemiyoruz deyin. Söyledik tabii canım, söylemez olur muyuz da. Annem bu işte dinlemiyor ki. Bak Perhan abla annemle konuşuyor şimdi. Annem de Mürvet teyzeyi ikna eder, tamam mı? Merak etmeyin siz. Hadi inşallah ya, şimdi zaten Tuncik de burada sağ olsun. O da işte Münir babayla falan konuşacak. Öyle dört bir koldan. İyi düşünmüşsünüz, süper. İkisi iki koldan ikna ederler işte. Hadi inşallah ya. Ha. İyi tamam, hadi görüşürüz Sevda Hanımcığım. Bence Münir baba halleder bu işi. Annem ona hayatta hayır diyemez. Tabii canım yani. Annem Münir beyciğine hiçbir şekilde dayanamaz. O kadar emin olmayın. Ya abi bu nedir ya böyle? Sen bir felaket tellalı gibisin. Ne söylesek yokuş yapıyorsun. Ona yok, ona olmaz, buna olmaz. Bu nedir ya? Ya bir bildiğimiz var da konuşuyoruz oğlum. Sizin gibi böyle boş boş atıp tutmuyoruz aklımızdan ha. Oğlum senin bildiğin nedir ya? Ha? Senin bildiğin nedir? Söyle biz de bilelim. Değil mi? Ha. Oğlum bak. Bir dakika, pardon. Ha. Alo, efendim amca. Ne? Ya ciddi misin sen ya? Süper, tamam kapat hadi, ben geliyorum. Tamam hadi bay bay. Beyler ben kaçıyorum, amcam köşeyi dönmüş oğlum. Senin amcan da köşeyi döne döne başı döndü adamın. Ya yine antrenle kuntin kanına girmiştir abi ya. Ya yok yok abi, bu sefer farklı bir mevzu var ya, ben anlatırım sonra hadi. Görüşürüz, kaçtım ben. Şeyi unutma bak, Münir babayla konuşmayı, tamam mı? Tuncik adı ne olur. Ya abi ayıp ediyorsun ya, unutur muyum hiç? Hadi görüşürüz, iyi bakın kendinize. Hadi görüşürüz. Abi laf aramızda bu iş tamam. Münir baba halleder bak, içini rahat tut benden söylemesi. Kesin ya kesin. Var ya biz yarın kaldığımız yerden Yuvacık maceramıza devam edeceğiz. Oğlum siz laftan anlamıyor musunuz ya? Ben size ne diyorum ya? Benim ustam hayatta girmez bu işlere. Unutun ya, unutun bu işi. Birader senin bildiğin nedir ya? Yani bir şey bildiğim yok benim. Ben öyle konuşuyorum ama yani unutun bu işi yani. Halit, bak ben bu bakışları tanırım. Şişmişsin yani belli. Söyle hadi, çıkar ağzındaki baklayı hadi. İlyas abi, biliyor musun şu an nasıl hissediyorum kendimi? Böyle yani dünyanın en güzel yerinde gibi hissediyorum kendimi. Aa, geldiler. Ya tamam, güzel bir yerdeyiz de o kadar da güzel değil aşkım ya. Ha, o kadar da güzel değil. Yani. Burası. Hı-hı. Ben burayı kastetmedim ki. Senin yanın dünyanın en güzel yeri benim için. Nerede olduğum değil, kimin olduğum. Aa, ne diyorsun? Aa. Sen ne tatlı bir adamsın ya. Aşkım benim.
hatırladın mı? Tarık nasıl hatırlamam ya? Bu benim en sevdiğim tokaydı ilkokuldayken. Babam almıştı bana bunu. Kaybettim diye sabaha kadar ağlamıştım ya. Bir tanem çok affedersin ama seni ben ağlattım. Nasıl yani? Anlamadım. Bu benim hayatta çaldığım ilk ve son şey. Sen mahallede ip atlarken saçından düşürmüştün bunu. Ben de hemen görüp cebime atmıştım. Karım olduğunda tekrar saçına takacağım diye kendime söz vermiştin. Yani ben bunu aslında düğünde takacaktım ama o an heyecandan adımı bile unuttuğum için kısmet bugüneymiş. Aşkım ya. Dur. Takayım o zaman. Bak bak. Bak. İlkokuldayken takıyordum tabii en son. Şu an komik oldu. Güzel oldu. Sen nasıl bir adamsın ya? Ayrıca da o çaldığın son şey olmadı yani. Çünkü kalbimi de çaldın. Öyle oldu vallahi. Gördüğüm ilk anda çaldı kalbimi. Hala da geri vermedi onda. Polis falan çağıracağım artık, ne yapayım? Ölene dek de vermeye niyetim yok. Senin kalbin bende olmazsa benimki nasıl atacak? Ne oluyor? Ay Allah'ım, kalbimi uçuyor şimdi ya. Edelim mi? Yani beni şaşırtıyorsun İlyas. Niye? Şimdi karaoke'de o kadar inat edince ben bu gece beni asla dansa kaldırmazsın diye düşünmüştüm. Hayır, yok o başka şimdi. Ben şimdi orada da kalktım oynadım sonuçta da. Playback yakışmaz delikanlıya yani o manada. Arkadaşını sevdiğini yarı yolda bırakmak yakışır mı delikanlı adama İlyas? Yakışmadı değil mi? Yani. Yani böyle sensiz bütün şarkılar yarım kaldı İlyas. Yarım mı kaldı? Evet, tamamlamak lazım o zaman değil mi? Anlamadım. Dur şimdi. Öldüm, kusura bakmayın. Benim rahmetli annem şarkılar sevda sözüdür. Gönle düşmeden dile düşmez derdi. Şimdi bizim de gönlümüze düştüğü için dile düşmezse eksik olur diye düşündüm. O yüzden böldüm yani. Kusura bakmayın. İçime doluyor sonsuz bir hüzün. Nedendir bilemem gece olunca. Aklıma geliyor o güzel yüzün. Bir garip olurum gece olunca. İçime doluyor sonsuz bir hüzün. Nedendir bilemem gece olunca. Aklıma geliyor o güzel yüzün. Bir garip olurum gece olunca. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı. Kimseler bilmiyor acılarımı. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı. Kimseler bilmiyor acılarımı. Hayalin kaçırır uykularımı.
sessizce ağlarım gece olunca. Sessizce ağlarım gece olunca. Çınlıyor kulaklarımda, kalbimde feryatsın gece olunca. Sevmedin hiç neden böyle seveni, İçimde sızlarsın gece olunca. Son sözün çınlıyor kulaklarımda, kalbimde feryatsın gece olunca. Sevmedin hiç neden böyle seveni, İçimde sızlarsın gece olunca. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı, kimseler bilmiyor acılarımı. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı, kimseler bilmiyor acılarımı. Hayalin kaçırır uykularımı, sessizce ağlarım gece olunca. Sessizce ağlarım gece olunca. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı, kimseler bilmiyor acılarımı. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı, kimseler bilmiyor acılarımı. Hayalin kaçırır uykularımı, sessizce ağlarım gece olunca. Bir garip olurum gece olunca. Delirdin mi Münir, bu saatte aranır mı? Evet delirdim. İn aşağı, konuşmamız lazım. Çabuk bekliyorum seni, bahçedeyim. İnemem Münir, git evine, yarın konuşuruz. Hayır, yarın artık çok geç. Şimdi konuşmamız lazım. Çabuk in aşağıya. İnemem. İnemez misin? Bak, kapıya gelir, vallahi de billahi de bas bas bağırırım. Yaparım biliyorsun bunu. Sakın, sakın. Vallahi konu komşuya rezil rüsva oluruz Münir. O zaman in hemen aşağıya. İyi tamam. Ay deli adam. Münir, Münir aklını mı kaçırdın sen? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Evet.
Ben 36 yıldır aklımı kaçırdım Adile. 36 yıldır beni akıl hastanesine kapatmadılar. Nasıl yaşadım? Buna şükrediyorum. Ama bundan sonra hem aklıma da hem sevdama da sahip çıkacağım. Etme Bilir, etme. Ne olur kapat bu meseleyi. Kapanmaz Adile. Ben gerçeği öğrendim ya. Bu mesele artık kapanmaz. Ne bu sevda kapanır, ne de bu mesele. Sana ulaşmadan asla kapanmaz. Olmaz. Biz treni çoktan kaçırdık. Ve bundan sonra ne senden bana yar, ne de benden sana diyar olmaz. Neden olmazmış Adile? Münir, söyledim ya sana. Çocuklarımızı evlendirdik biz. Ve belki yakında torun sahibi olacağız. Yakışmaz bize Münir. Sevda en çok bize yakışır be Adile. Seveni değil, seveni sevdasından ayıran utansın. Biz utanılacak ne yaptık ki? 36 yıldır yüreğimize, omzumuza ağırlığını koyan yükten kurtulduk. Ama biz şimdi yükün en ağırını sırtladık Münir. Bunca yıl nefretle örttük sevdanın üstünü. Ama şimdi birdenbire açılıverdi yürekte saklı kalan ne varsa. Gencecik çocukların sevdası bizim yaşlı yüreklerimize ağır gelir artık Münir. Bu yürekte senin sevdan oldukça alemi yıksalar omuzlarıma, cihanı dikseler karşıma vız gelir. Ne bu eli bırakırım, ne de sevdamın yolundan dönerim. Ay dur, çok yoruldum koştukla. İyi eğlendik ama değil mi? Ay çok eğlendik aşkım. Sık sık yapalım bunu. Ama... Baş başa. Evet. Anneciğim sen ne yapıyorsun bu saatte böyle? Yukarıdan bir tıkırtı duydum. Hani çok evhama kapıldım, bir gidip bakayım dedim ama kimse yokmuş Allah'a şükür. Tıkırtı. Dur ben bakayım. Yok oğlum ben baktım, kimsecikler yok, yok. Anneciğim sen bir kenarda bekle, ben bir bakayım. Tamam. Tamam. Ay aşkım dikkat et. Dedim ben sana, kedidir zaten. Hep giriyorlar içeri, hazırlar. İyi, yatalım biz o halde. Ha, yatalım hadi. Hadi bakalım. Anneciğim hadi bak artık, senle yatıyoruz. Uyumayınca sabah kötü kalkıyorsun. Yatıyorum ben de, şimdi yatıyorum. Bir su falan içeyim. Hemen geliyorum. Siz gidin hadi bir tanelerim. Hadi iyi geceler. İyi geceler benim aslanlarım. Hadi Allah razı olsun. Benim güzellerim. Hadi bakalım. Hangimiz düşmedi kara sevdaya? Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında, bir vefasız için yol gözlemedi? Allah'ım
Allah'ıma şükürler olsun. Neredesiniz siz? Siz beni meraktan öldürecek misiniz? Yani telefon açıyorum, cevap vermiyorsunuz. Mesaj yolluyorum, geri dönmüyorsunuz. Bütün gece sizi bekledim, eve de gelmediniz. Ya vallahi meraktan ölecektim. Neredeyse karakola gidiyordum. Kime söylüyorum ben ya? Yüzüme baksanıza. Biz senin yüzüne bakarız da. Sen bizim yüzümüze nasıl bakacaksın anne? Ahmet. Ne diyorsun sen? Bunu nasıl yaptın anne? Feridun. Siz. Biz her şeyi öğrendik anne. Yıllardır Münir Baba ile Adile Anne'yi nasıl birbirinden kopardığını. 36 yıl boyunca dünya iyisi iki insana nasıl acı çektirdiğini de öğrendik anne. En kötüsü ne biliyor musun anne? Şunca az vicdanın olmadan o insanların yüzüne baktığını biliyoruz. Sen hep beni azarladın, çimdikledin, terlik attın. Ama ben senin gözlerine baktığım zaman hep iyilik görüyordum, şefkat görüyordum. Beni sevdiğini bir şekilde biliyordum, hissediyordum. Belki başımı okşamıyordun ama bakışlarınla kalbimi okşuyordun. Şimdi gözlerine baktığımda karanlık görüyorum. Kapkaranlık. Anne biz seninle İzmit'e gelmiyoruz. Biz burada kalacağız. Bizim yuvamız da, ailemiz de burada. Biz burada iyi insanların yanında kalacağız anne. Sen evi de sat, dükkanı da sat. Biz kardeşimle kaybettiklerimizi tekrar kazanırız. Ama sen vicdanını kazanamazsın anne. Kör kızı. Tabii sen. Gelsene. Ne oldu ki abla? Abla deme bana. Gir içeri, gir. Yazıklar olsun sana be. Ya bir çeneni tutamadın kız. Münir Mürvet'e ne söylediyse kadın mahalleyi terk ediyormuş. Yani karnında bir kazan çorba duruyor. Ağzında bir satır laf duramıyor be. Tüh, yazıklar olsun sana. Ne yapsaydım abla ha? Ne yapsaydım? Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bu huyu vardır, hatırlatayım sana. Benim de böyle terliği ortaya çıkarmak gibi bir huyum vardır. Ben de bunu hatırlatırım sana. Aa! İster döv, ister paralı abla. Yani yine olsun, yine söylerim. Bunca yıldır zaten saklamakla büyük hata ettik. Seni hiç ilgilendirmez. Sır da benim, gönül de benim. Aa, hiç de değil, hiç de değil. Sen beni kardeşlikten reddetmiş olabilirsin. Ama ben seni ablalıktan reddetmedim. Hem ayrıca var ya, Münir abinin o mektup bulması çok iyi oldu. O var ya size Allah'ın büyük bir lütfu bence. Yani ya yıllarca birbirinize eziyet ettiniz, böyle karşıdan bakışarak acı çektiniz ya. Yani mum gibi eridiniz. Şu iki ev arasında böyle nefretten bir duvar ördünüz. Sevdanızı da hayatınızı da birbirinize cehennem ettiniz. Aa yeter artık yani. Ben de ne yaptım ama o duvarı böyle yıktım. Oh gene olsun gene yaparım, canıma değsin. Deli deli konuşma kız. O duvar yıkıldı diye böyle ağır çekimle koşup birbirimize sarılacak değiliz herhalde. Ablacığım. Aklın varsa ağır çekim değil, böyle hızlı çekim koşardı sarılırsın sevdiceğine. Ha oldu. Yahu biz çifte dönürüz ayol, çifte. Ayıp be kızım, ayıp. Ya abla, bunun neresi ayıp ha? Herkes sevdiğine kavuştu. Ay sizin başınız kel mi Allah aşkına? Evet yani Münir'in birazcık şöyle alnı açık. Abla, sevdayla dalga geçilmez. Çarpılırsın vallahi. Bak söylemedi deme. Sevdanıza da, yaşayacağın yıllara da sahip çık artık. Bana bak. Şener'in haberi var mı bütün bunlardan? Söylemedim. Ay ablacığım gözünü seveyim, sen de söyleme. Vallahi bunca
yıl benden niye sakladın diye küser bana. İyi tamam söylemem. Ha bana bak, sen de o Münir'i kavuşun diye galeyana getirip benim üstüme salma. Bu yaştan sonra vallahi uğraşamam. Tamam tamam. Abla, affettin mi beni? Affetmedim seni. Hadi bu hanenin oksijenini daha fazla israf etme. Hadi evli evine, köylü köyüne. Ama abla ya. Abla deme bana, hadi. Zıpla bu ne? Arazi nerede? İşte burası. Tam üzerinde duruyorsunuz. Burası mı? Burası arsa değil avukat. Daha burası. Yanlış olmasın? Yanlış yok. Ada parsel burayı gösteriyor işte. Rakamı kaç buranın? Vallahi bilemiyorum. Rakamı kaç? Bedeli mi? Bana yapılan bu iyiliğin bedeli nedir avukat? Vallahi efendim. İyiliğe paha biçilemez. Felsefeyi bırak. Matematiğe gel avukat. Vallahi dağın başındayız. Dur artık, masayı devirme bari yaramazmış. Ya Allah Allah dur. Yapma be. Hazır mısın? Başlıyoruz da. Amca bir dakika dur. Bir dakika dur. Ya bu kadar dağıtmasak olmaz mı ya? Mahvoldu dükkan. Olmaz ya. Amcamın evladı olmaz. Polis komiseri duymadın mı? Çok şiddetli kavga edeceksiniz dedi. Başka türlü inanmazsınız ki dedi ya. Dur, dur. Ne oldu? Büyük cama vurma bari, küçüğe vur be. Tamam kardeşim, tamam. Hadi başlıyoruz. Dur, dur. Ya ne oldu yine? Niye benim dükkanı yıkıyoruz abicim? Senin dükkanı yıkalım. Yok ya, Allah Allah, Allah Allah. Yok öyle bir şey kardeşim. Bir kere Tanju Rıdvan'dan 12 saniye daha önce geldi çarşıya kardeşim. İddiayı kaybettik. Hiç mızıklanma Zeki. Hiç mızıklanma, kusura bakma yani. Hadi, dur. Başlıyorum. Ya ben onu arıyorum. Ben Rıdvan'a soracağım. Onu yedirdiğim şöbiyetler gözüne dursun gözüne. Tamam, ya tamam. Beni mahvede. Dur, bir dakika. Dikkatli vur bak. Sadece buna. Bak tamam. Tamam. Başka Allah, bir arası sıçramasın. Tamam, mahvoldu dikkatli. Cam bunları buna da gelmesin. Tatlara gelmesin. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hak. Allah. 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 Yeter be. Yeter artık. Senden bıktım ben. Bırak. Senin ağzını kurdun. Senin kapını kaydettirdin. Canını başına yıkıyorsun. Ne yapıyorsunuz ya? Yakışıyor mu hiç? Sen artık benim amcamın çocuğu değilsin. Senle aynı soyadı taşıdığım için utanıyorum. Bırakın gelsin, gelene gelene. Ne oluyor lan? Ne oluyor eşeğin sıpaları? Zeki, Metin ne bu? Karışmayın amca yengesiz. Bundan sonra böyle gelene gel, gel, gel. Sen ne oluyor? Ne olacak? Sen de komiser olacaksın ha. Mahalle yıkılıyor, anca geliyorsun. Aa! Şikayetçi olan varsa karakola alalım. Ben bundan şikayetçi yapmayayım. Hayır, yapmayın. Yapmayın. Yeter be. Kesin be, kesin. Kesin. Siz karışmayın bu sefer. Onları ben sorgulayacağım. Gel lan buraya. Gel bakayım sen buraya. Geç sen. Geç. Eşeğin sıfırı sizi. Yürü. Konuşma. Konuşma ya. Geberteceğim ikinizi. Ben size soracağım şimdi. Tabii. Eşeğin sıfırı sizi. Ne oluyor lan? O başlattı amca. Dükkanımın camını kırdı. Metin. Asıl o başlattı yenge. Dükkanına giriyorum bana ne diyor biliyor musun? Çık dükkanından diyor. Dükkanın Metin'in bereketini kaçırıyorsun diyor. Bak 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 laflara bak ya. Bereket derken? Ne diyor Zeki oğlum bu? Ya amca sabahın köründe geliyor akşama kadar lak 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 iş güç yapamıyorum. Bezdim vallahi ya. Hadi oradan be. Asıl ben bezdim ya. Vallahi bak bunca yıldır sizin hatırınıza katlanıyordum ben ama madem artık siz de gidiyorsunuz öküz öldü, ortaklık bitti. Öküz derken? Estağfurullah amca yani. Öz söz manasında. Ha. Evladım, siz kardeşsiniz kardeş. Yıllardır aynı evde, aynı çatı altında, aynı lokmayı paylaşarak büyüdünüz siz. Ayıp değil mi bu yaptığınız? Ya yenge ortada çatı mı bıraktınız, ev mi bıraktınız sanki? Tabii canım, ev satılıyorsa o zaman sofra da yok, lokma da yok yani. Sus be!
O lokma hala var. Hala boğazınızda. Yarısı senin, yarısı da senin. Ne öyle ev ayrıldı, sofra ayrıldı diye o lokma çıkarılmaz. Çıkar amca, çıkar. Ana baba bildik biz sizi ya. Siz bizi bırakıp gittikten sonra ortada kardeşlik falan kalmaz. Kusura bakma. Tabii ya. Demek ki aile falan olamamışız biz yenge. O ne biçim laf tamam. Öyle? Zeki, siz bize özden öz evlatsınız. Öyle değil yenge, öyle değil. İki günlük bebeği aldınız, evlat bellediniz. Şimdi de hasretine dayanamayıp gidiyorsunuz ya. Tabii canım, o çocuk kadar kıymetimiz yok demek ki. Onun hasretine dayanamıyoruz ama bizi bırakıp gidiyorsunuz yani. Madem biz size evlat değiliz, bundan sonra da birbirimize kardeş değiliz, o kadar. Aynen öyle, ben bununla kardeş değilim. Hadi sen de kardeşim, hadi be. Benim abilerimin embesil çocukları. O ne biçim laf lan, ne biçim konuşuyorsunuz be? Siz bize evlat, birbirinize de kardeşsiniz. Hem de ömrü billah. Yok Şükrü, yok, bu böyle olmayacak. Yani biz bebeğe anne baba olalım derken bu iki eşek sıpalarını unuttuk, ihmal ettik. Ay biz bunları büyütmeden bir bebek büyütemezmişiz zaten. İsabet olmuş yani. Tamam ulan, hiçbir yere gitmiyoruz. Vallahi ömür billah da Seba'nın gibi başınızdayız. Hele siz bir daha kavga edin. Bakın ben size ne yapıyorum göreceksiniz. Allah! Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Çağırdın geldim diye bende hatrın var sanma. Beni buraya getiren Ahmet'le Feridun'un hatırıdır. Çünkü sen bendeki kredini 36 yılda katmer katmer tükettin Mürvet. Eskiden buraya yazlık sinema kurulurdu. Hatırlar mısın? Sadede gel Mürvet. Fazla vaktim yok. Adile ile en büyük eğlencemiz bu yazlık sinemaydı. O Tarık Akan'a hayrandı. Ben Kadir İnanır'ım. Belki de bu yüzdendir onu seni Tarık Akan'a, benim de Kadir İnanır'a benzetme. İnsan gönlünün aktığı yerde Kadir İnanır'ı görünce kendini de Türkan Sultan sanıyor. Öyle hayal ediyor. Ben nereden bilebilirdim bu filmin kötü kadını olduğumu? Kim yakıştırır kendine Suzan Avcı olmayı? Ben ne yaptıysam yürek çarpıntım için yaptım bunu. Siz birbirinizi 36 yıl boyunca yüreğinizde sakladınız da benim sevdam 36 dakikamı sürdü. Ben çok üzgünüm. Siz ne çektiyseniz ben de onu çektim. Siz ne yandıysanız ben de öyle yandım. Ama işte bir filmin bir esas kızı oluyor. Bu filmin esas kızı da Adile. Sevdası benden fazla olduğu için değil. Yazar öyle yazmış. Ben bu sevdadan hakkımı alamadım ama en fazla hakkını ben verdim. Ben bu sevdaya onurumu, gururumu, vicdanımı, kardeşim yerine koyduğum en yakın arkadaşımı harcadım. Şimdi sen söyle Münir, hangimiz daha çok sevdi? Hangimiz daha çok yandı? Ben belki de bu yüzden sana değil de Adile'ye aşık oldum. Çünkü o senin yerinde olsaydı bu filmin kötü karakteri olacağına yanıp yok olmayı tercih ederdi. Çünkü sevdadan da daha büyük bir şey varsa o da vicdandır. Vicdanı olmayanın da sevdası bir halt etmez. Ben Adile'me kavuştuğumda sana olan kinim uçar gider, içim soğur. Ama senin ihtirasın
senin tutkun söner mi, alevlenir mi? Orası meçhul tabii. Ahmet'le Feridun burada yaşamaktan mutlular. Kimsenin mutluluğunun senin gözünde zerre kadar değeri yok, bunu çok iyi bilirim ama... onlar senin evlatların. Hatırlatayım seni. Bıraka bıraka dağ tepe bırakmış Erhard amca. Bir de iyilik yapmışım güya. Ben o kayalığı değil, iyilik yapana yedi ceddimi sövene vermeye utanırım ya. Nereden buldun ta buralarda Erhard amca sen o dağın tepesindeki şey ya? Kayalık orası. Neyse sakin ol Şener. Mantıklı düşünmeye çalış. Girişimci ruhunu dürtükle. Ne diyordu girişimcinin el kitabı? Madde 30. Patlamayan tüfek yoktur. Atmasını bilmeli. Dandik ürün yoktur, satmasını bilmeli. Hadi bakalım hareket zamanı. Zeki beni bilirsin. Ben gayrimenkul insanı değilim. Yani taşınmazın benim için bir değeri yok. Üstümde neyse onunla mutlu olabilen bir insanım ben. Onun için yani benim başıma konan bu talih kuşunun sana doğru böyle uçması her ikimiz için de daha karlı. Arazi 10 numara Zeki. 10 numara. Görsen bayılırsın ya. İstanbul'un yükselen değeri ama öyle böyle değil yani. Acayip yükseliyor. Rakımlı. Bayağı rakımlı. İstanbul 7 tepeli diyorlar ya. Yalan. Bu İstanbul'un 8. ve en yüksek tepesi. Tepelerim seni Şener. Zeki niyetli araziyi almaya ama çok pazarlık ediyor be. Yer süper metin. Bu yıl bilemedin öbür. Hadi onu da bilemedin 3-5 yıla yani. İstanbul'un yeni Taksim'i olur. Kaçırma araziyim. Arazi ol Şener. Yakında evleniyorsun İlyas. Şu anda yapacağın yatırımlar ileride kuracağın yuvanın teminatı. Arazi çok büyük. Altından şey geçiyormuş, metro istasyonu. Yani metronun çıkışına da en kral dolmuş istasyonunu kondururlar herhalde. Arazi çok büyük oğlum. Yani göz alabildiğine böyle uzayıp gidiyor. Uza Şener. Gayrimenkul zaten senin işin Şevket. Ben sana işini öğretecek değilim. Ama al bu araziyi, ister sat, ister üstüne yat. Ben yok parasına veriyorum işte sana. Yok ol Şener. Küçük esnafçıyla zihniyetiyle uğraşamam ben ya. Böyle olmaz yani. Biraz girişimci olun ya. Biraz vizyon oğlum. Vizyon. Yadigar. Çırakların prensi. Ne haber? İyi, ne olsun? İyi. Daha iyi olacaksın oğlum sayemde. Bak sana birikmişlerini değerlendirebileceğin altın değerinde bir yatırım aracı sunmaya geldim. Kaç param var? Kusura bakma usta. Bende yatırılacak batırılacak para yok. Hem bilirsin, benim öyle malda mülkte gözüm de yok. Biz birikmişin değil, biriktirmenin hastasıyız. Kelebeğim, oh vallahi telgraf teli gibi gerildi her tarafım benim ya. Bu nasıl bir şey ben anlamadım ya. Arsa diye gittik yani dağın başı bir yer. Yani ne yürünür oraya, ne eşekle gidilir, ne bir şey yapılır. Yani ben anlamadım nasıl bir şey. Ya çok mu sapa Şener'im? Ya sapa ne kelime ya? Saçma sapa. Saçma sapa bir yerde yani. Olsun şövalyem. Yani belki de bakarsın zamanla değerlenir. Beylik dizi gibi bir yer olur ha. Biz de oraya kendi aşıklar şehrimizi kurarız. Ama yani ben o kadar şey yapamam yani. Benim sermayem yani o girişimci ruhum öyle bekleyemem. Ah.
Ay iyi geldi ya, beynim çıkacak. Kafam çok ağır ya. Ay, kafam ağır tabii, dolu. Kafam dolu, bir sürü şeyle dolu. Hayatım. Aydemir'e söyledim ben. Dedim üçe beşe bakma. Onu kakalay dedim birisine yani. Oh, ne yaptın kafama ya? İyi geldi değil mi? Ay iyi vallahi, sen sert olmuş böyle. Ay, ay. Kaldı oralı. Ay, ay, ay yapma. Kız yapma. Ay çok uyanıyorum bak. Efendim Aydemir. Müsaitim, buyur. Ne diyorsun? Kaç yıl? Allah'a mı? Allah! Ay! Tamam, kapa. Şevelyem, ne oluyor? 160'la viraja girdik. Bizim arsadan otoban geçiyormuş. Ay! Ay Şevelyem! Madem sen eve gelemiyorsun, kahve sana gelsin dedim. Eyvallah, zahmet verdim sana da gecenin bu saati. Aşk olsun, ne zahmet. Biraz dökmüşüm, afiyet olsun. Canın sağ olsun. Oo, çok güzel olmuş. Hı? Eline sağlık. Afiyet olsun. Neymiş bu hayati mesele? Yani kahveyi... Diyeceğim ki artık Münir Baba'dan daha iyi yapmışsın ya. O kadar güzel olmuş kahve. Hakikaten çok hayret ettim. Ellerine sağlık. Vallahi mı? Vallahi. Afiyet olsun. Hadi biz konuya girelim. Oğlum niye vites küçültüyorsun? Şerit boş, kökle gazı yürü. Söyle niyetini açık açık. İlyas'a desene. İyice merak ettim bak. Ya. Şimdi hani kahveydi, Münir Baba'ydı falan derken hani laf oraya geldi diye söylüyorum. Yani laf oraya da gelmedi de yani ben lafı oraya getireyim diye can çekişiyorum şu an. Of arkadaş, ne zormuş ya. Ne zormuş? Ya işte şimdi hani aldım karşıma seni böyle güzel güzel, diyeceğim ki hani bunun artık bir adını koyalım yani. Bu böyle olmaz hani şey ama benim seninle niyetim ciddi diyeceğim, onu söyleyeyim. Söyledim ya bayağı işte. Evet söyledim. Demek o kadar zor değilmiş. Demek ki değilmiş. Söylemişken de madem. Hani ben alayım babamın yanıma. Gelelim annenden seni. İsteyelim, anladın mı? Bunun da bir adını koyalım artık. Söz, nişan ne gerekiyorsa o olsun. Diyorum ben. Şimdi sen Münir Baba'yı alıp Adile anneden beni isteyeceksin yani. Yani? Şimdi bu biraz riskli değil mi? Niye? İlyas, şimdi biz birleşelim derken ayrılmayalım. Ha, o şekil anladım. Yok yani şimdi öyle olmaz o. Bak yani şimdi Sevda'nın düğümünü en iyi onu kör düğmedenler çözer yani, anladın mı? Şimdi Sevda işi söz konusu olunca da bu mahallede Adile anneyle Münir babanın eline kimse su dökemez yani. Hani onlar el atarlarsa
Biz bu işin adını koyarız ama önce sen tabii yani sen. Önce olur dersen. Olur diyeceğiz artık. Mecbur. Mecbur. Emel. Sarılacağım ben sana. Münir, Allah aşkına ne söyleyeceksen çabuk söyle, rezil olacağız mahalleye. Alın yazısı, yürek sızısı demedik. Yıllar boyu yarım yürekle yaşadık Adilim. Ne öldük, ne güldük. O gece kazımıştım bu harfleri buraya. Ama nereden bilirdim ki çakıyla ağaca kazıdığım bu harflerin yıllar sonra hançerle yüreğime kazınacağını. İşte bu harfler yüzünden geceler boyu sorguya tuttular beni. Soğuk taşlarda gece mi gündüz mü oldu demeden öyle yatıp kaldım. Bu harflerin sevdamızın alfabesi olduğunu anlatamadım Adile. Cümlelerim de cümle ömrüm gibi yarım kaldı o geceden beri. Ama ne adından ne sevdandan geçemedim. Yine olsa adının bir harfi için değil gecelerce müebbet yatarım. Yeter ki beni çiğneyip geçme. Bizim sevdamız burada yarım kalmıştı. Burada tamam olsun istiyorum. Evlen benimle Adile. Anne. Tarık. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı. Kimseler bilmiyor acılarımı. Karanlık gizliyor gözyaşlarımı. Kimseler bilmiyor acılarımı. Hayalin kaçırır uykularımı. Sessizce ağlarım gece olunca. Sessizce ağlarım gece olunca.